önce kayınvaliden bir rahatsızlık geçirdi. Aa! Ne? Ağır bir ameliyat geçirdim. Eşim gemideydi bir gün. Bir saatine izin aldı. Annesi gemide. İçin. Evet. Ama yanlış ya. Çok yanlış. Sen de bu hataya göz yummuşsun. Kusura bakma yani. O zaman çok gücüme gitmedi. Sen düşüneceksin. Kadın dediğim budur yani. Ben ölümcül bir rahatsızlık geçirmişim ve... Kayınvaliden değil de annen aynı durumda olsaydı... Ben annemin yanında olurdum. Ya. Ben asla kabul etmiyorum. Ne söylesen de asla beni aydınlatamazsın. Ya yapma böyle, üzülüyorum. Program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Gelinlerimiz 10 bilezik savaşı veriyor. Mutfağımız her zamanki gibi ısınmış durumda. Bugün de haftanın 4. günü. Yarın final. O yüzden bugün herkes çok iyi olmak zorunda. Bugün mutfakta kim kimi tutar bilemiyorum. Eğer burada olmak, bizimle yarışmak isterseniz de www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 istemek yetmez. Başvurmanız gerekiyor. Dönelim arkayı. Aa, yemeğimize bak. Her şeyini kendiniz yapıyorsunuz. Eyvah. Süre de çok fena. Eyvah. Tut, Melike satın tut, tut, tut. Melik, Esra tut örtüleri. 3, 2, 1, kaldıralım örtüleri. Yağmur geliyor. Evet kızlar, bugün işiniz zor. Hemen yazalım. Bugün yemeğimizin adı manav pidesi. Manav pidesi. Hemen bakalım. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 400 gram tavuk, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet kırmızı biber, 3 adet yeşil biber, 3 adet mantar, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzeri içinde 1 yumurta, 50 gram da tereyağına ihtiyacınız varmış. Vallahi manav pidesinden kastı herhalde bol sebze var. He? Zengin yani iç harcı. Kayınvalidelerim, bence bir güzel öpün gelinlerinizi ve odanıza çekilin. Lahmacun. Ben yediğimi dedim Nursel Hanım. Olamaz böyle bir şey. Kız halan olsaydı bir 10 tane alsaydım bari. Ben? Ben? Kendine inanamıyor. Benim adım Filki'ye çıktı ya, alamam. Böyle bir şey yok ya. İnsan bir yüzü kızarır ya. Süreniz tam 50 dakika. Oh. Ya teşekkür ederiz. Güçlü güçlü hazırsanız çok ses duymak istiyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin.
geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Çiğdem Hanım, ben altın içinde tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı sağ olun. Olsun. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Elif! Çok teşekkürler, sağ olun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim diğer kayınvalidelere de. Tebrik ederiz. Teşekkürler, herkese teşekkürler. Tebrik ederiz. Kızlar günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Harikayım. Yani özüme dönüyorum. Bu hafta kendimi yeniden gösteriyorum. Çok üstüme geldiniz. Beni öyle yıldırabileceğinizi düşündünüz ama oyunlarınıza bir daha gelmeyeceğim. Kendi kendime radikal karar almıştım. Onun da yolunda ilerliyorum çok şükür. Elif, bazıları gibi kuru gürültü yapmıyorum. Birinci oldum. Aynen. Bir çeyrekle bu kadar abarttın mı Melike? Bir çeyrek mi? Sendeki üç başarı hafta üst üste birinci oldum. Şu bir çeyreğim havasını atmadım ya. Ya sen mi atmadın? Ya Elif sen bir kere memnun olsan aldığın şeylerden her sinirlendiğin zaman onları çıkarıp fırlatmazsın. Aa, tamam mı? Evet. Bu bir. İki gündür de kötü, Elif'in kötü tabaklarına 5 veriyorsun. Ay Tuğba, yemin ederim bıktırdın artık ya. Ya her bir kayınvalideye ama en güzel tabak benimdi değil mi? Ama en iyisi benimdi değil mi? Hiçbiri yapamadı değil mi? Çeyrek alırız. Senin yakandaki çeyrek benim. Senin kolundaki bilezik benim. Ya yetti ya. Al artık ne istiyorsan al ya. Vallahi al ya. Yeter ya. Artık. Vallahi yeter ya. Burama geldi ya. İkincisi Tuğba da yaptı aynısını sana. Ben gösterme yaptım. Seni de onaylamadın. Hayır, gösterme yaptım ben. Siz atıyorsunuz yani. Ben atmam. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani olayı çarptırma. Benim atmam ne içindi, ne amaçlardı. Çok iyi biliyorsun. Sabrımın sonuna gelmiştim. Neyse, artık sizinle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bildiğinizi okumaya devam edeceksiniz. Esra, sana geleceğim. Melek teyze de böyle ağzına takılan bir laf var gibi. Bir evet. Şey söyleyecekti ama kana kaldı gibi hissettim. Bir şey batıyor içine gibi. Evet, bir şey rahatsız oldu bir şeyden o. Kızlar, seneler önce kayınvaliden bir rahatsızlık geçirdim. Ne? Çok büyük bir rahatsızlık. Allah korusun, yani çok kanser hastalığı geçirdim. Geçmiş evet. Olsun. Çok geç, bilmiyordum. Evet. Eşim gemideydi bir gün. Bir saatine izin aldı. Annesi gemide. İçin. Evet. İstanbul'daydı gemisi. Kayınvalidem de Sakarya'daydı. Tabii hani bir saatlik bir vakit var. Kimin evet. Yanına gelebilir? Annesini. Benim yanıma gelmek istedi. Ama yalnız yani. Çok yanlış. Bir saniye, orada eşin hata yapmış. Eğer senin yanına geliyorsa bile sen de bu hataya göz yummuşsun. Kusura bakma yani. Ama şöyle bir şey vardı, bir saat. Tamam. Hani 10 saat annesi demiyorum, 20 saat ama demiyorum. Ameliyat oluyor. Sen o bir saati annesinden çalıp kendine mi alıyorsun? Eşim zaten sürekli görüntülü bir şekilde annesiyle konuşuyordu. Akıllı bir kadın ne yapar biliyor musun? Bu ara görüşmeyelim ya da ben de sizinle geleyim, git anneni gör der. Aynen çünkü bu öyle. Sağlık durumu başka bir şeye benzemiyor. Hayatım gelmişsin, bak annen rahatsız. Hadi evet. Kalk beraber yanına gidelim. Heh. Hatrına hoş gider diyerek gitmediyse bile, o düşünemediyse bile sen senin düşünecek onu yönlendirmen lazımdı. Kadın dediğim budur yani. Bu kadar abartacak ne var? Anlamıyorum. Yani kayınvalidem ve benim taşınacağım zaman yanıma gelmedi. Yani konu bu kadar basit mi Seyircim? Bir taşınmayla bir hayır, çok önemli... Hayır hayatım, ben basit çok demiyorum. Çok önemli bir hastalığı sen bir eşdeğer mi hastalık tutuyorsun? Eşim zaten sürekli kayınvalidemle görüntülü bir şekilde konuşuyordu diyorum. Konuşuyordu bak. Ve üzerinden zaman geçti. Çiğdem Hanım, siz galiba az önce kaçırdınız. Melek Hanım galiba bir rahatsızlık geçirmiş. Esra Hanım öyle söylüyor. Oğlu da buraya izne geldiğinde o bir saatlik iznini karısının yanında geçirmiş. Annesinin rahatsızlığından dolayı annesine uğramamış. Yani bence en azından tabii ki bir saatini geçirsin demiyorum ama bir yarım saat de olsa annesine uğraması gerekiyordu. Ama biraz da yarım saatte demek eşine gitmesi bir soğukluk gerekiyordu. Var ki... Peki bir şey yapıyor o zaman yani, eşini tercih ediyor. Ben bir şey diyemem, hala hayatlarını bilemem. En doğru Melek Hanım'a bir sorun. Melek siz, Hanım, geçmiş siz olsun. Ne rahatsızlığı geçirdiğinizde oğlunuz eşinden yalanı kullandı. Yani ben, işte oğlum izne gelmişti. Hı-hı. Ya ben gerçekten o zaman bekledim ki gelsin. Hani tabii ki eşidir, önce hı-hı, bir onu görsün.
bir ziyaret etsin diye bekledim gerçekten. Hı hı. Yani kaç sene geçti üstünden atamıyorum ben bu şeyi. Ne hastalığı? Yani ne kadın hastalıkları. Kadın hastalığı. İleri derecede bir rahatsızlık geçirdim ben bunu. Ağır bir ameliyat geçirdim. Hı hı. Yani böyle bir 6 ay gibi bir sürede ancak kendime gelebildim. Işınımı da aldım. He, anladım. O derecede rahatsızlığınızı. Allah şifalar versin. Yani o şeyde oğlumun tabii ki eşidir. Önce eş gelir. Ben her zaman bundan tarafım. Hı hı. Ama yani anne ne yapıyorsun deyip bir saatlik yola gelmemesi o zaman çok gücüme gitti. Öncelikle çok geçmiş olsun ama gerçekten ben rahatsızlanacağım. Bir de bu şekilde çok ağır bir rahatsızlık geçireceğim. Ölümcül derecede bu rahatsızlığım var. Ve oğlum karısına gidecek, asla asla affetmem, biliyor musunuz? Ve siz görüşüyor musunuz? Ne demek ya? Ben ölümcül bir rahatsızlık geçirmişim ve eşine gidiyor. Ve size ziyarete gelmiyor. Bana ziyarete gelmeyecek oğlum. Bir kere o... Ya en azından gitsin eşiyle beraber onu gelsin. İkisiyle yani beraber vakit evet geçirir. Bu ne demek ben ya? Ben onu diyecektim şimdi. Böyle bir şey yok. Hem de çok gerçekten çok ağır bir rahatsızlık geçirmiş. Ben asla affetmezdim oğlumu. Peki sizin kırgın affetmem diyorsunuz asla ya da oğlumla... olmuyor. Asla diye bir şey evlatları olmuyor. Mecbur. Bir... Olmuyor ama yani uzun bir süre ben görüşmezdim. Bunu yaşayan anlar şahistan uzun süre. Herkese küsebiliyor mu evladına küsemiyor? Atamıyorsun. Ben bir şey soracağım. Ama bir tavır koyabiliyor insan. Tavrını koyabiliyorsun. Bir tavır koyabilir. Yani kaç gün küsebilirim ben? Zaten gurbetteyiz. Olmaz, çocuklar gurbette. Olmaz. Arkadaşım olmuyor. Yani ben hem oğlumu hem gelinimi kaybetmek istemiyorum açıkçası. Hmm. Zaten bir tane oğlum, bir tane kızım var hayatta. Bir gelin, ama bir damadım var. Ama böyle yaparım, sizi zaten gözden çıkarmış gibi geliyor bana. Şimdi gelelim asıl meseleye. Melek ablaya geçmiş olsun. Allah bir daha da göstermesin. Çok zor bir evet hastalık. Yakınlarımızda da görüyoruz. Aynen. Ama galiba hastalık ondan bir şeyler almış gerçekten. Kızlar, biz ne yaşadık? Dün biz ne yaşadık? Ay bize ne yaptı ya? Senin kayınvaliden bize dalga geçti, farkında evet mısın? Size lahmacun söyleyeceğim deyip bize neler yaptı. Yönetmenim, lütfen şu güvenlik kamerası görüntülerini görebilir miyiz? Bir şey tek ya o yedi. Ama o kadar içine oturmuş ki kayınvalidesinin öyle yapması. O dedi sindire sindire yedi ya dedi. Ben de inadına yiyeceğim dedi. Ben de yemeye başlamıştım kızlar. Sonraki tavırlarından sonra. Evet farkındaysanız gözünüz ya doysun diyor. Aa, şey diyor. Ne bana öyle bir dedin şey. Ben zaten lahmacunu görünce kalktım. Arkadaşım ben 5 taneden az doyamıyorum. Bana en az 5 tane alması lazım. Önüme getirmiş 3 tane. Benim nereme yetecek o? Ben o art niyetle lahmacunun geldiğini bilseydim zaten hiç yemeğe yönelmezdim ama şoka girdim ben yani. Ben seni zaten şaşırdım. Alıp sarıp yiyorsun bir kız de. Kız çok acıkmıştım yani yedek bir yerim de yok hani oradan harcayayım. O kadar da canım çekmişti ki. Benim önüme gelince çekiyor oturdum yedim gayri ihtiyarı. Yarıda vallahi ben kal hayatta yemem. Aldım lahmacunu bir güzel kıvırdım. Dedim al sen ye. Anneme 50 tane lahmacun alsın diye ciddi miktarda bir para verdim. 50 ama tane mi al evet dedin? Anca yeter. Orada 3 tane lahmacun.
Cebine haklısın. İndirdi çok paraları. Oldu. Paraları cebine indirdi Ay. Demek ki. Çok özür diliyorum. Anne! Dün ben sana para verdim. 50 tane lahmacun al diye. Paranın geri kalanı nerede? Yarın hesabını atacağım Esra'cığım, merak etme. Bende kalmayacak para. Tamam. Anneciğim. İbanını atacağım yarın seni yavrum. Anneciğim hesabını atma önemli değil. Yani sen ne yaptın? Ne yaptım? Ben 7-3 lahmacunu ödedim arkadaşlara. Konu olmasın, bitsin kapansın bu ama arada. 50 tane lahmacun ben gerçekten çok sıkıldım. Resmen ya bu lahmacun olayından çok demiş. Sıkıldım. Yediğimi ödedim arkadaşlarıma. Yarın paranın hesabını atacağım. Ay gerçekten tamam teessüf ediyorum sizi. Sen oraya odaklan, bana odaklanma. Lütfen güzel yemek yap. Hayır, suç bizde biliyor musunuz? Açık açık cimriyim, para harcamayı, birine bir şey ısmarlamayı sevmem diyen kadından çıtayı Everest'e çıkardık. Hepimize birer lahmacun düşer hesabı yaptık ama harbiden büyük oynadı bize. Lahmacun partisi, lahmacun partisi bu muydu? Üç tane lahmacun da partisi. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Şidem Hanım. Kendi o gün, bir saniye. Heh. Kendi o gün üç tane götürdü zaten. İşte ben bize de onu, kalmadı. Yediğini söyleyecektim. Işte. Yediğini getirdim. Ben üç tane yedim, üç tane iade ettim arkadaşlar. Parti demeyeceksiniz o zaman. Peki evet. O zaman bırak da onu. Pinti, yani bir de pinti ya. Cimri. Bir insan pinti. Pinti. Bir de gelini vermiş parayı. Cukalamış. 50 tane al diye paranın üstü falan anne onun hesabını aslında orada sordu. Demek ki geri kalanı hesabını sormadı. Kız utandı yaptı. Utandı ama yani sana hani bu kadar 50 tane lahmacun parasını verdim, 3 tane getiriyorsun, ayıp ettin dedi. Peki bir şey soracağım. En sor önemli canım. Soru bu. Bu cimrilikle sana düğün yapıldı mı? Evet. Ya düğün değil, ben nikah tercih ettim. Nasıl i̇stediler, yani? İstediler, düğün yapmayı istediler. Kayınvalidem de çok istedi. Kayınpederim de çok istedi. Sen niye istemedin? Ama ben düğün sevmiyorum Tuğba'cığım. Gerçekten ya bana göre değil. Ya bir şey sevmiyorum. Banal geliyor ya. Ya sevmek zorunda mıyım? Ben sizin her istediğinizi yapmak zorunda mıyım? Hayır, her istediğin değil ya. İnsan böyle yalandan arkadaşlarıyla bir toplanır, bir eğlence, bir şey yapar. Tatlım yaptım zaten onu. Kına gecesi yaptım. Düğün gibi oldu zaten benim kına niye gecem. Niye kına gecesi yapacağını? Mesela kına gecesini es geçip düğün yapabilirdin. Aşkım istemedim. Canım istemedi. Yani kına gecesini bile zorla yaptılar. Ya yani bir istemedim. Şey soracağım. Hiçbir şey sana. Bana bana geliyor. Her şey sana. Bizim geleneklerimizde, adetlerimizde şey olan şeyler sana klişe ve banal geliyor evet. Ya. Acaba onlara harcadığın para cebine kalınca kâr ettiğini düşündüğün için klişe ya da banal geliyor olabilir mi? Tatlım paradan dolayı olsaydı kına gecesi yapmazdım. Takı ne taktılar sana? Hadi düğün yapmadılar. Bayağı takın oldu mu? Tabii oldu. Bayağı bir takım oldu. Eşim de, kayınvalidem de, kayınpederim de, kendi ailem de. Ne kadar? Mesela kayınvaliden sana ne taktı? Kayınvaliden bana 5 ya da 6 diye hatırlıyorum. Bilezik taktı. Kalın bilezik taktı. Oo. Kalın mıydı? Evet, kalın. O cimrilikle. Yönetmenim, Esra'nın düğünü varsa rica edebilir miyim? İzleyelim. Gözümüz gönlümüz altın görsün. 29 Eylül 2019 bugün günlerden pazartesi. Sonunda evleniyoruz. Artık çok bekledik. İleride çocuklarım olursa onları bekara eş boşamak kolay olmayan altınların ben de havasını atarım. Olmayan altınların mı? Nerede? Sen hani görmedin herhalde kolumdaki bilezikleri. Ben basın. Hayal mi gördüm? Tuğba'cığım istersen sana şöyle yapalım. Senin gözlerinde sıkıntı var. Ben sana yarın doktordan bir randevu alayım. Herhalde
bir göz muayenesi yaptırman gerekiyor. Benim mi? Randevu aldıktan sonra bir muayene ol bakalım. Benim. Sıkıntıların varsa ya gözlük alalım sana ya da başka bir şey yaptırabiliriz. Lens falan da taktırabiliriz. Ondan sonra gelirsin ya, buraya. Vallahi ben yakıştı buraya. Sonra gel buraya, ben sana tekrardan izleteceğim. O değil. Hadi mi? O da olmuş. Şey, siz gördünüz mü? Ben mi yanlış gördüm? İleride, ileride çocuğumuza anı bırakıyoruz sayın seyirciler. Bu videoyu çekiş amacımız ondan ötürü. Yoksa başka bir hiç niyetimiz yok. Yoksa bunlar bize çok klişe şeyler. Nasıl canım, bir açıklamaydı? Şöyle, ben önemli bir insan olduğum için fazla sesleniş yapmak istedim. Sizin gibi insanlara oynamaktansa halka sesleniş yapmak daha çok hoşuma gitti. Diyorum ya, ben sizden farklıyım. İşte bu şekilde izleyebilirsiniz. Ben sizin gibi demode bir kadın değilim. Ay. Ben modern bir kadınım. Ay. O yüzden istediğinizi düşünebilirsiniz benim hakkımda. Sen nerelisin? Giresunluyum tatlım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Giresun'un Lady Mahallesi'nden Esra hoş geldi aramıza. Melek Hanım, sizin geliniz ünlü falan mı? Böyle basın açıklaması yapma gereği duyuyor. Merak ettim, ünlü falan mı? Orada basın açıklaması mı gördünüz siz hanımefendi? Öyle. Hangi basın çekti, hangi basın vardı? Hangi basının, televizyonun ne bileyim ben muhabirleri vardı. Gördünüz mü orada? Kimse yok. Merak ettim, böyle bir basın açıklaması gibi yüzüne yani flaşlar. Yani sizin görüş açınız orada, flaşlar, onu görüyorsa benim yapacak bir şeyim yok. Flaşlar falan patlayınca dedim ünlü biri falan mı acaba? Merak ettiğim acaba için sonra. Acaba uzak gözlüğü taksanız? Sanki gelin çok hevesli değilmiş, isteksiz gibiymiş, gözünde böyle bir canlılık, böyle bir şey yoktu sanki. Ama zaten normal duruşu da öyle. Duruşu da mı? İsteksiz bir duruşu zaten da öyle. Zaten koltukta bir baktım, hemen biri bir köşede, evet, biri bir köşede. Aradan bir uçak şimdi geçer. Şimdi arkadaşlar, isteksiz olduğu için mi o kızım? O iki gündür burada ağlıyor eşi için. Alındığı için ağladı. Sizin geliniz çok sulu göz. Burada üzerine yani geldiler. Şey, o da herkes döndürdü dolaştırdı. Evet. Kabağı benim başıma patlattı. Evet. Ben olan şeyi söyledim. Herkesin içinde söyledim. Kendi kendine onu benim üzerime çevirmeye çalıştı. O da yanlıştı yani. Gelinler 5, 4, 3, 2, 1. Allah'ım bu kokular ne? Herkese tekrardan merhabalar. Manav pidesi dedik. Ama ben de şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatıyordum şefimize. Bunu bence bilmeyen yoktur. Çok eski, böyle eskilere ait bir tarif aslında. Bakalım bizde neler olmuş. Güzel olmuş. İç harcı bayağı güzel olmuş. Tavuğu çok güzel pişmiş. Bir boş kalmış içi. Bir de bir tık daha pişmeliydi. Yoksa güzel şekil vermiş, güzel kapatmış. Hamurun inceliği güzel. Hamuru güzel mayalandırmış. Güzel. Hakikaten iç harcı şeymiş yalnız, havalıymış ha. Ay, gülümüz de var. Çok tatlı. Sevdim. Bu tabağı bayağı sevdim. Tebrik ediyorum ve ikiye geçiyorum. O kadar güzel bir tabak ki ama niye böyle içini boş bırakmış acaba? İç harcını koklatmış yani, muhtemelen arttırdı hepsini böyle yaptıysa. Yoksa çok lezzetli bir iç harç var. Kapanışını vallahi oya gibi işlemiş. Çok güzel kapatmış. İncecik de açmış ama bomboş içi. Güzel, bu da güzel. Vay be, çok da kolay bir hamur ve iç harç değil yani. Ve de bu sürede nasıl yapıyorlar ya? Gerçekten bakın, inanın ek süre falan yok yani. Nasıl çıkarıyorlar şu tabakları, şaşırıyorum. Üçüncü tabağım. Gerçekten yemek hiç istemedim ama size de tarif edebilmem gerekiyor. Elimde bile hissediyorum. Hamur çiğ. Hamuru kalın. Hamuru güzel olmamış. İç harcı çok güzel ama yani hamur olmamış.
Bir de şekli de onun niye böyle olmuş? Onlar ne güzel böyle güzel bir şekil yapmış. Bu gelinimiz o şekli verememiş. Üstü yanıyormuş, alt tarafı bembeyaz duruyor. Hiç olmamış bu tabak. Son tabağım. İç harcı çok 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 iyi. Hamuru çok 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 güzel. İnce, pişmiş, güzel kapatmış. Şekli daha güzel olabilirdi ama hepsinde olmayan çok daha başka bir lezzet var bu tabakta. Aferin be, çok iyi. Önce bir puanımla başlıyorum. En zayıf halka şu 3 numaralı tabak 1 puan. 2 numaralı tabağa 3 puan veriyorum. Ortalamayı da bir veremeyeceğim kadar güzel özellikleri var. Birinci tabak 4 puan, 5'i de kaçırıyor. Bir tık daha fazla kızartmalıydı ve içini doldurmalıydı. En dolu dolu her şeyle güzel tabağımızda işte bu 4. tabak 5 puan. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. Bakalım şimdi kimler kaç puan kaptı? Önce 3 puan verdiğimle başlıyorum. İçlerinde en iyi şekil veren hamuruna oya gibi işleyen eli becerikli belli ki bu gelinimiz acaba kim? 3 puanı alan gelinim Melike. Kız Melike, bir şeyi tam yap. Çok güzel bir şey çıkarmış. Harcı da güzel. İçini boş bırakmış ya, şaka gibi. 4 puanın sahibini bulalım bakalım kimmiş bu gelin. Tek kusuru az pişirmesi diyebilirim. Onun dışında şahane bir tabak. Açıyorum ve açtım. Elif tecrübesini konuşturmuş. Şimdi de yıldızımın başına gidiyorum. Ya ben şu güllere bayıldım ya. Vallahi Tuğçe'ye bak. Şekil şukul işler. Çok güzel. Yıldızımızı öğrenelim mi kimmiş acaba? Bu yıldız Tuğba mı, Esra mı? Hazırsanız Tuğba. Köşemize çekiliyoruz. Siz hemen mutfağa koşuyorsunuz, çayınızı kahvenizi dolduruyorsunuz. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Yemek dersi verelim. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Baksana nasıl güzel. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. İlk kayınvalidem Şaheste Sultanım. Büyük adımlarla ve mis kokarak geldin. Afiyet olsun. Beğendim. Neyini? Her şeyle, yağı, hani yağlaması, kuru kalmamış bir kere. İçinin malzemesi de lezzetli geldi. Tavukları da pişmiş, mantar tadını da aldım. Baharatını da aldım. Şu kapamasını şimdi, pızık pızık yapmış ya. Evet, şekili güzel şekillendirmişler. Güzel yani. Süper, beğendim. Afiyet olsun. İkinci tabağın. Bu da şeyde fakat bunun salçası tam orantılı dağılmamış gibi geldi bana. Salçayı çok daha fazla aldım. Yani malzemede içi çok evet, mu yoğun?
Evet, salça daha fazla aldım. Nasıl oluyor ki? Aynı salça yani bilmiyorum, yoğun geldi bana salçası. Belki hani sonunda kalan. Evet, belki de yani olabilir. Sonunda sıyırırken falan olabilir. O da bana geldi. Bilemiyorum. Tavuğu? Tavuğu pişmiş. Pişmiş de. Hamurlar, bence hamurları da hepsinin güzel. Bunun da kapaması güzel. Ama biri daha mı çok beğendin evet, şu an? Evet, biri daha çok beğendim. Evet, görüyorum. Daha lezzetli geldi. İçi daha lezzetli geldi. Üçüncü tabağın. Şey değil mi? Gerçekten puanlama vermekte biraz zorlanacağım. Kızların hakkını yemeyeyim. Hepsi de bana göre şu ana kadar şekilleri, şeyleri. Bir tek şu biraz içi. Bunun da kızarmışı, şekli, her şeyiyle. İçinin malzemesi. Bu da lezzetli. Şimdi hakkını yemeyeceğim ama. Yandım. Evet, çok zorlanacağım gibi. Gerçekten güzel yani. İyi, süper. Bu da güzel. 3'te 3. Evet, güzel. Ne yapayım şimdi? Bunun da hamuru. Hemen hemen incelikleri de aynı. Çok güzel yapmışlar. Başarılar hamuru kızlar. Hamuru da iyi şey i̇yi, yapmış, evet. Yoğurmuşlar demek ki. İyi yoğurmuşlar. 4. ve son tabağın. Dördüncü tabağımız da içi lezzetli, güzel. Fakat altı biraz bunun beyaz kalmış. Buna bakmamıştım. Diğerlerine bakmadım. Ama yerken bunlar daha iyi geldi. Diğerlerine bakmadım falan deme ama... de şimdi. Ay evet, sıkıntı niye çıkmasın. Yapmadım ben öyle? Her neyse, bu biraz beyaz kalmış. Ama iç malzemesi güzel, lezzetli geldi. İçi güzel. Fena değil yani, güzel işleri. Hamuru sıkıntılı. Efendim? Hamuru sıkıntılı mı? Yani evet. Bu taraf biraz pişmemiş. Peki. Lezzet var dedin içerisinde. Evet. Alayım şekerim puanlarını. Lezzet var da bu biraz böyle olunca da tabii haksızlık etmiş olacağım. Ben şöyle yapıyorum. 1. 4. tabak 1 puan. Haftanın 4. günü ayağını denk al vallahi. Evet. Bu da çok lezzetli gelmişti ama hepsi lezzetli. 3. tabak, bu biraz kuru gelmiş. Buna 2 vereyim. Daha İkinci kuru gelmişti. 2. tabak 2 tabak 2. 2 puan. Bu da 5. Bu da 3 olsun. 1. tabak 5 puan, 3. tabak 3 puan. Niye dağıtıyorsun puan şekerim ya? Ben hepsini de beğendim. Hep öyle yapıyorsun. Hep klasik. 2 verdiğinden başlayalım. Mesela bunun iç harcını beğenmemiştin kafanda. Biraz direkt kuru verdim. 2 verdim. Yo, salçası dedin, bir şey dedin. Evet. Bakalım 2 puancık kime gitti? İki puancık alan gelinim haftanın 4. günü hem de. Aç görelim kim? Elif. Salça dağılmamış dedin ama evet. Salçayı erittik, 3 yemek kaşığı da su koyduk. Siz de 3 yemek kaşığı koydunuz değil mi? Yani salçası yoğun bir şey, iç harcı vardı aslında. Kapya biberler vardı biliyorsun, kapya biberleri de rendeledik. Acaba onunla bütünleşince mi salça çok ağırlıklı geldi anlamadım. Topak gibi topak, gelmedi, topak gelemez değil. Zaten. Ama salça daha fazla, daha yoğun geldi. Allah Allah. Evet. Onun dışında zaten olumsuz bir yorum yapmadın. Evet. Pişmişti. Yani gerçekten. Kuru dediğin şey salçadan dolayı mıydı? Daha şeydi. Salça nasıl diyeyim, akışkan değildi herhalde ya da bir evet, araya toplanmış. Evet, zaten çok sulu bir iç harcı yoktu. Evet. Bilmiyorum. Ağzıma belki daha çok salça geldi. Koyarken belki tavuğu az gelmiştir size. Onun için salça ağırlıklı gelmiş olabilir. Ama altı pişmeyen bir tabağa bir verip içi, yani şöyle söyleyeyim, hamuru pişmiş bir tabağa iki vermeniz doğru muydu?
Hani pişmeyen bir hamur var sonuçta. Altı pişmemiş dediniz. Ona da bir verdim zaten. İşte benimki pişmişti. En azından hamurum ama pişmişti. Ama fazla bir şey dağıtmak istemiyorum. Allah'tan. Puan dağıtmak istemiyorum ama gene de dağıtıyorum. Bir de ben bir tabağıma bakmak istiyorum ya. Salçası çok yoğun dedin ya. İçinin farkı var mı? Benim tabağımın içi buydu. Tavuk da var, salça da var. Şöyle göstereyim. Şöyle açarsan kırmızı. Tamam. Bakayım buna. Aynı Şahiste teyze. Mı? Bak bir şey söyleyeyim dediğim bak, gibi. Bak. Aynı. Bu daha koyu. Ha sen çok kavurduğumu söylüyorsun. Tamam okey. Yani, tamam şey rengini geldin. Sen koyu renk buldun. Yok ağzıma çok daha fazla yoğun. Daha koyu dediğin. Anladım bakın ben zaten evet, çok fazla dikkat eder. Bir tık daha açık eden bir numaralı tabağın iç rengi. Benimki bir tık daha kavrulmuş. Daha güzel harmanlanmış. Daha kavrulmuş. Aslında daha çok kavrulan daha çok harmanlanmaz mı? Az kavrulan bir şey birbirine girmez ki. Çünkü evet. Vakti olmaz girmeye. Birini eledin. Evet. 3 puan. Haftanın 4. günü genelde ne öldürür ne güldürür derim ama bugün öldürür. Bakalım kim? Beğendiğimiz bir tabaktı bu da ama sadece 3 puan alabildi bizden. Hazırsan aç. Tuğba. Melike sona kaldı. Şu birden çıkarsa düşüp bayılacağım artık. Beğendin. Yani ben şimdi daha ne yapayım ki? Bir şey yapmayacaksın. Aldığın 3 ile teşekkür edeceksin. Ama bak, ne yapayım? Ama bak ne dedim? Ben beğendim dedim. Yani ellerinize sağlık gerçekten güzel dedim. Sadece biraz kuru bulduğum oldu onu da söyledim. Elif'inki salçalı geldi ama elinize emeğinize sağlık. Yine yani 5 verdiğin ne? Yani inanın bak 5-1-1 ah ben anne. Eğer gelinim bir çıkarsa ah. Zaten ah. Var ya yandım keten elva ben zaten giderim ya anne, sorun değil. Anneciğim bak birden ben çıksam da. Başımla gözümle tamam evet, mı? Biliyorum onu sen bak, bana söylüyorsun. Anne aşkım, ben çıksam da 5-1-1-1 yap diyor gelinim. Anne, ama yapamıyorum ya Allah kahretsin. Ya yapamaz ya. Melike yapamaz. Tabakların hepsi ben de görüyorum çok güzel. Evet yapamıyorum yani. Ya. Yapan nasıl yapıyor Tuğba? Yapıyor. Yapan yapıyor. Nasıl Melike, yapıyor? Yapan yapıyor. Melike ben herkes değilim. Çünkü. Bunu ama ben antiparantez, bak, bu... parantez içi ben herkes değilim tamam, işte. Tamam okey eyvallah. Bu. Bak yapamıyorum. Burası... Bu program var ya gelinin evet. Mutfakta programı. Evet. Buranın konsepti gelinle beşi bulmak, geri kalan gelinlere bir vermek. Ben öyle bir konsept yok. Bu yarışmanın konsepti ne biliyor musun? Şampiyon olmak. Biz böyle giderse dağıttığın puanlarla vicdan değil. Burası şey programı değil, vicdan merhamet programı değil. Ben tabağıma bir bakabilir burada miyim? Burada insanlar savaşıyor anne. Biz de savaşıyoruz. Bildiğin savaşıyor yani. Ya ben anlamadım, neyinde yani eksik vardı? Bak içi de gayet rengi de güzel, bir koyuluk da yok. E söyledim zaten şey Tuğba'cığım. Ama senin 5 verdiğinde içi pişmemiş neredeyse. Hayır, yedin mi? Hayır, görsel olarak diyorum. İnsan biraz içindekinin rengine bakar. Rengine de bu ne demek biliyor musun? Ne? Salçayı kavuramamış demek. Hayır, gayet güzeldi. Yani lezzetini çıkaramamış. Yo çok da güzeldi, lezzetliydi böyle çok kurumamıştı. Hayır yanarım anneciğim. Yani 4. tabak birden güzel görünüyor. Bak, görsel olarak veriyor, anne, çok üzüldüm. Anne görüyorsun değil mi? Anne ben sana kaç kere görüyorsun de mi diyor. Var mı hadi daha görüyorsun de mi? Yani vallahi hiç görüyorsun beğenmez. Bir dakika yapacaksın beğenmemeden bak. 5-1-1. Kim ne derse desin. Ha, ben de ne kaynana seçeceğim biliyor musunuz? 5-1-1-1 veren kaynana. Aynen 5. yapacağım. Ben yapacağım. Ya. Bak yapmayan ne yap olsun? Yap ya. Yapacağım bundan sonra. Ben bugünü kurtar da 5. haftada buna etmez. Karar vermezsin. Eğer kalırsam inanın bütün hafta 5-5-1 vereceğim. İster gelinim çıksın, ister çıkmasın ki ben dik bir kadınım biliyor. 5-1-1-1 yapacağım. Bu hakka sahip miyim yönetmenime soruyorum. Sahipsin, niye sahipsin? Sahipsin. Bundan sonra eğer kalırsak yemin ediyorum 5-1-1-1 nalet olsun şuraya... işime ya. Şurama. Yap. Burada kimseye acımayacağım. Allah. Bravo be. Bravo. Bravo. Bundan sonra böyle. Adım Şaheste ise geliyorum aheste aheste. Bildiğin ne dua varsa başla. Çünkü
İnanın ki bir tane bir var, bir tane yanan var. O da genelde gelini çıkıyor kendi tadımlarında. Bakalım neler oldu. Ben Melike'ye artık acıyorum. Neden diye bir sor. Acıma. Sor. Soruyorum, neden acıyorsunuz? Genelde bir veriyorsun, o yüzden acıyorum. Evet. Beş verdiğinde de puan dağıtmış oluyorsun. Kız ona bir gene zevkini acıyorsunuz. Yaşayamadı evet. Ya. Evet, doğru. Haklısınız o konuda. Esra mı aldı yeni gelinimiz yoksa Melike mi? Aç da görelim. Evet. Dağıtma aşkım, dağıtma ya. Ah Allah. Nereye gidiyorsun kız? Esra. Gel buraya Güllü. Bu tabağı gayet lezzetli. Güzel dedin bu tabağı. Aşkım o Melike'nin tabağı. Aynı şekilde bu tabağı da lezzetli. Güzel dedin. Bütün gelinlere güzel dedin. Bütün gelinlere tabakların güzel dedin. Biz bence boşuna yemek yapıyoruz. Aa, boşuna uğraşıyoruz. İlk haftada. Tamamen şov amaçlı. Yani bilmiyorum ya. Pardon puanlamanın ne şu tabağı şov, görüyorum şov yazık ki o kadar yani saatlerce Esra emek verdim. Esra onun bir altını çevirir misin tabağını? O kadar emek verdim ama kendi tabağını bir şey puanlamanın nesi şov amaçlı? Çevir kamera görsün. Mustafa abi gösterir misin? Pişmiş mi altı? Gayet de pişmiş. Aa, evet. Mustafa abi gördün mü? Geleceğimiz gibi pasparlak altı var. Evet Esra'cığım, yine bir boy gösterisi. Sen niye gittin Melike'nin tabağını kendin tabağın gibi sahiplendin? Yani bütün o kadar... Bütün tabakları güzel dedi. Hepsine. Hepsine güzel dedi. Bugün ben nasıl puan verebileceğim karar bir veremiyorum, şey söyleyeyim düşünemiyorum. Mi? Hepsine güzel uzun dedi. Uzun zamandır burada yarışıyorum. İlk defa bu kadar aynı tabak çıktı. Evet. Bir tek farkla o da seninkinin altı pişmemiş sadece. Yani görebildiğim o. Evet aynı. Kadın da zaten açık açık bunu dile getirdi. Hani diyorsunuz ya 5-1-1 yap. Ama ilk defa bu kadar aynı tabaklarımız çıktı. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyin. Kayınvalideler bugün zaten zorlanacak. Ben o yüzden ama senin kızmadım. Kayınvaliden eğer aklını mantığını kullanırsa zaten seni oradan bulur. İnşallah. Bulamazsa bakalım. Da artık yapacak söyledin bir şey yok. Söyledin mi en kötüye ver diye? Tembihledin mi? Tembihledim. Süper. Tuğba'nın tabağına ver dedim. Çünkü genelde çarşamba, perşembe, cuma akıllanırlar. Ama seninki geldiği gün strateji yaptı gerçi. Siz hazır geldiniz. Canım benimki en azından arkadaşlarını aramıyor. Yemek dersi verilir. Müracaat. Neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Baksana nasıl güzel. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. İkinci kayınvalidem Çiğdem Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyfin? İyi. Hangi tarafından kalktın bugün? İyi tarafımdan. Aa şahane. Afiyet olsun. Teşekkürler. Görünüş olarak çok güzel. İçi pişmiş, tavuğu da pişmiş. Bir tık tuzlu geldi bana. O tuz dışında baharatı, acısı biraz da acı olmuş herhalde baharatlardan ya da doğradıkları biberden galiba kaynaklı. Salçada var ya hem domates salça hem biber. Salça var evet. İşte bir tık içine şeyi yani eti falan pişmiş ama yoğun geldi. Salçası biraz yoğun geldi diyeyim. Ama görünüş olarak, kızarma olarak güzel olmuş. Peki. Öbür tabaklara göre şeklini, değerlendireceğim. Şeklini, kapamasını. Çok güzel. Beğendim. Görselini çok beğendim zaten. Ne güzel. İkinci tabağın. Bunun da hamuru çok kalın olmuş. Şekil olarak da çok beğenmedim. Çok kalın yapmış hamurunu.
Çiğ kalmış mı? İçinde kalın olduğu için de bir hamurluk var. Hafif bir hamur. Öyle çok çiğ değil ama şimdi yalan söylemenin bir anlamı yok. Çok kalın, hamuru kalın tutmuş. İçine de lezzet çok verememiş mesela. Bunun da tuzu az geldi bana. Hı hı. İçinde çok bir lezzet alamadım. Hamurundan da bir lezzet alamadım ben bu tabağa. Tavuğunu ayrıca tekrar bakacağım. Gerçekten hiç beğenmedim ben bu tabağı. Hiç olmamış. O zaman biz de geçeriz seni izmeyiz. Hiç olmamış. Tavuktan tavuk kokusu geliyor. İyi sotelenmemiş tavuk. Anladım. Ne oldu ya? Bunda hamur böyle kabuk gibi olmuş. Sert mi? Yani sert bir garip bir hamur olmuş yani böyle mesela un hamuru gibi olmamış. Daha bir böyle sertleşmiş hamur. İçinde bilmiyorum ya. Tavuğuna da bakacağım. Çok da güzel kızarmamış üstü. Ama hamurunda böyle bir sertlik var. Anlayamadığım bir şekilde bir sert yani böyle şey değil. Hani bir şeyin kabuğu olur ya. Hmm. Kabuk gibi olmuş hamurunu. Sevemedim yani hamurunu. İçinin lezzeti fena değil. Öyle aman aman bayıldığım bir tabak değil. Peki. Son tabağın. Bu tabağın iç harcı daha güzel olmuş. Hamuru da çok güzel hepsinden olmuş. Hepsinden mi? Hepsinden daha güzel olmuş. Bunu kim yapmışsa harcını çok güzel yapmış. Hamuru da çok güzel. Hmm. Üst kızarması da çok güzel. Yediğim tabakların arasında en çok beğendiğim bu oldu benim. Harç olarak da tavuk, içindeki biber, şu bu hepsi birbirine geçmiş. Hamurun şekli de çok güzel olmuş. İnceliği de ve pişmesi de çok güzel olmuş. Kimse eline sağlık kimse o zaman. Kimse eline sağlık bence de. Haftanın dördüncü günü çok önemli puanlar. Evet. Alayım. Bir. İkinci tabak bir puan. Evet. Bunu da beğenmedim Nursel Hanım. Ya çok kabuk kabuk olmuş. Ama o da çok kalın olmuş. Şimdi buna da iki vereceğim. Üçüncü tabak iki puan. Bunda tuzu şekli çok güzeldi ama tuzu falan çok yoğun geldi. Salçası çok yoğun geldi ağzıma. Ona da 2 puan vereceğim. Birinci tabak 2 puan. Geriye de dördüncü tabak 5 puan. İkiler iyi niyet göstergesi. Yani çok bile verdim diyor. Çiğdem Sultan'dan puan kapmak çok da kolay değil çünkü. Şuradan başlayalım. Başlayalım. 2 puancık. Yani çok da beğenmedin aslında. Yok. Yine de puan verdin. Bakalım kime? İki puancık. Yorumlarına göre çok bile. Aç görelim. Melike. Evet. Niye kabuk kabuk Çiğdem teyze? Dışı çok kurutmuş. Böyle bir garip yani. Bir şey hani nasıl anlatayım. İçi dolu olur da dışı kabuk kabuk olur ya sert. İnce açıldığı için oluyor hayır, işte. Hayır ince açılanlar var. Öyle kabuk. Yok o ince seninki, olduğu zaman dışı kabuk kabuk olur. Canım benim bak hamur olur. Tadı bile yok. Kabuk aldım. Hani hamur patatesli yok, kabuğu güzel. Gibi. Olur mu? Bir güzel. Hamur tadı alacağım da ağzıma bir lezzet bak, gelecek. İçi dolu dolu. Hamurun tadı dahi yok. Hiç beğenmedim İlk gerçekten. İlk incecik olmuş bir tabak var. Ve bizim şefimizin söylediği kıvamda ben kızarttım. Ona rağmen iki aldım. İçinin lezzeti de inanılmaz güzel. Sana İnanılmaz göre. Da güzel yani. Sana göre güzel olabilir. Bakayım. Diyorsun bir bakayım ki, ben. Ne kadar şefimizin kabukmuş. Dediği gibi bir tarafı kabukmuş, kızarmış, kadar bir tarafı bakayım. Kızarmamış. Bak, bir tarafı kızarmamış. Burası kızarmış, burası kızarmamış, burası kıvrandı bile pişmemiş. Bakar mısın ne kadar şişmiş. Şuna bakar mısın bak. Göz göz olmuş. Canım göz, benim bak göz. Bak. Koparıyorum evet, kabuk. Evet inceliğine bakın. İncelikle kabuk alakası incelik. Yok kabuk kabuk. Görüyor musunuz? Kabuk. İnce kabuk tabak dediğine. Var burada gördün mü? Kağıt koydum ben buraya çünkü. O kağıt gibi olmuş. Karton, ben buraya kağıt koydum. İyi yakıştırdın. Tam karton kağıt gibi olmuş. Bak buna bak şuna bak. Bu bak karton buna, kağıt bak hamur hamur. Bak seyirciler siz karar verin. Ya geç. Arkadaşlar ben buraya incecik açmışım.
Çiğdem teyze her zamanki gibi bu yemeğin tadını yemedi, benim hakkımı yedi. Hmm, sen öyle zannet. Benim hakkımı yedi. Sen her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Yedin. Sürekli buraya geliyorsun, yedin. Hakkımı yedin, hakkımı yedin. Yedin. Yaptın da vermedin mi? Yaptığın zaman veriyorum. O tabak var ya, harcanılacak bir tabak değil. Ben harcadım o zaman diye. Evet, sen benim tabağımı harcadın. Ben harcamıyorum. Ama inşallah... Ve inşallah gelininin tabağını da harcamışsın. Canım benim, eğer yapamamışsa harcansın. Tamam mı? Harcıyor da tabak. Yapamamışsa harcansın. Yapılmamış bir tabak değil. Yapılmamış harcayacağım tabii. Ya hepimiz yaptık zaten. Yapılmamış, değil. Olmamış bugün dediği kayınvalidelerin hepsi ki. Güzel dedi ama. İçi var ya, bildi üstü göz göz şişmiş. Kimleri ya? Güzel kayınvalideler? Göz göz şişmiş şey, yani. Hepsi güzel olmuş dedi. Kim dedi? Kayısı abla. Kayınvalideler şekil deyince olarak, bir kayınvalide geldi sen de sadece. Beğendin ama şekil olarak hepsi güzel olmuş. Şekil olarak abi güzeldi. Bir tane dışında. Birinin şekli de olmamış. Ha. Bunun şekli de olmamış. Güzel ama lezzetleri. Lezzet salça tadı aldım. Birbirine geçmemiş. Ya söylüyorum yorumlarımı lütfen. Gelinimin de olsa yani gelinimin de olsa söylüyorum ne yapayım. Bir yapamamış bir benim damak zevkim benim puanım. Beni ilgilendiriyor ayrıca. Kime ne? Gelinimin de çıksa söylüyorum ona yapamamışsın diyorum. Sinirlenme. Geçti gitti o. Şimdi burada o gelinim olabilir yani. İkimiz daha evet. Var. Bakalım gelinim o kimin? Olabilir. Ne diyeyim? İkinci 2 puanımızın sahibi gelinimiz Şidem Sultan'ı maç. Elif. Gelinin son evet, sona kalmadım. Şarkısı felaket. Alkışlama ben de övmüyorum tabağa. Şahit Sabla da aynı yorum yaptı ama. Övmüyorum. Acayip bir salça olmuş salçayı. Anne salçayı çok kavurdum ben. Çok sen felaket normalde, bir salça tadı sen olmuş. Sen normalde salça tadını sevmezsin. İyice kavurursun yemeklerinde. Ben de güzelce salçayı canım benim, kavurdum. Canım bu kadar yakmıyorum. Fazla yakınca bir acılık bir tuzluluk bırakıyor yakmadım. Salça. Yakmadım. Çok fazla çok salça. Güzel. Hayır ben salçayı en başında koyup tavukla, mantarla, biberle sotelerken yaksam okey. Ama ben en son aşamada salçamı kavurdum. Kavurduktan sonra da suyunu ekledim. Ve bir tek baharat tadında onda aldın herhalde. Acılık geliyor dedi. Bak en son salça konmaz. Ne evet. Zaman koyacağım? Önce salçayı. Önce koyarsam o tavuk pişene hafif kadar yanmaz mı? Hafif bir öldüreceksin. Hayır hafif bir öldüreceksin. Ondan sonra tavuğunu atınca zaten o salça yanmaz. Bütün, bu salça tadı bu da gelmez. Bu tavuğu çiğ atınca o salça nasıl yanmayacak? Ben yanmaz ben. Ya, anne bırak Allah aşkına sotenin, ya. Yani şef bir, zaten sıralamayı söyledi bize. Senin söylediğin bak, gibi zaten olmuyor tavuk, da. Tavuk soteyi. Bu tavuk soteye benzeyen bir iç harcı var. Evet zaten. Önce yağını, soğanını kavurduktan sonra birazcık salçanı koyarsın içine. Salçanı şöyle bir çevirdikten sonra tavuğunu, sebzeni atarsın. O zaman o salça yanmaz ve salça tadı da kalır. Aldın eksi ikiyi o zaman. Öyle yapamıyorsun işte burada. Burada belli bir kural var değil mi? Hayır sen ya salçayı sonradan koydum. Hayır öyle... kavurmadım yani yakacak derecede kavurmadım. Şekerim bak suyumun... onun için zaten bu salça tadı ondan geliyor. Anan diyorsunuz ya eşit veriliyor. Eşit veriliyor ama eksik. Şimdi bir normal şey sıralamaya göre pişirmezsen, şu kıvamında pişirmezsen tamam, hadi salçayı... ya tuzlu oluyor ya ekşi tamam, oluyor. Tamam anladım. Tamam anne anladım onu. Aynı şeyi tamam. Söylüyorsun. Şahsine teyze de söyledi evet. Zaten. Hiç mi görselden beni yakalayamadın ya? Şu 5 verdiğin tabağa bakıyorum da beyaz gözüküyor yani. Ben onu beğendim. Yok onun içi çok güzeldi. İçi diyorsun dışına baksana bir dışına. İçi güzel, ya dışına gelinin yani. Her zaman hamur işlerinde muntazam şekil yapar. Şunu bir tane de hani bölüp koymuş ya şef. Şöyle baksana ya. Ay gibi parlıyor tabak ya. Şunun şekline bak. Canım bir de beş verdiğine sadece, bakayım. Sadece şekline bakma. Kenarlarına bak. Hamur. Hamura aşkım, beş verdi. Aşkım anlamıyorsun. Ben aldığım lezzete de bakıyorum. Sen sosu. Aldığın lezzete evet. Bakıyorsun ama tabak ben bir salça aldım tabak onu. Bir bütündür. Şuna bak. Tamam ama İnsan ben şöyle sadece bir bak. Salça tamam, aldım tamam. Onu. Sadece ondan sonra halap şalap pişmeyen yemek çıkarıyorum. Çiğ. Pişiriyorsun, ben tabağın içine bakarım oluyor. Vallahi şaşırıyorum artık ya. Ne yapayım ben içine? Ben tabağı olduğu gibi değerlendiriyorum. Sadece... Olduğu gibi değerlendirmedin işte bugün. Olduğu i̇çine gibi bakmışsın. Hayır, ben salça çok fazla geldi, tuzu da fazla geldi. Kabul et bunu. En çok bunu beğendin. Evet, iç harcını beğendim, evet. Budur dedik yani. O gelin gelinimiz değil. Melike çıktı, Elif çıktı. Ya Esra, ya en sevdiğin Tuğba. Hazır mısın? Hazırım.
her zaman. İster misin Esra'ya çıksın? Olabilir. Tuğ, yani öyle mi istersin? Yok artık kim yapmışsa gerçekten barışın güzel yapmış. Mı Tuğba'yla? Ha, ben yani küsüm gerçekten buraya taşımıyorum. Kim güzel yapmışsa alıyor benden puanı. Bu kadar yani. O Tuğba'yla anlaşmasam bile yapmış vermişim yani. Esra mı Tuğba mı senin yıldızın acaba? Aç bakalım. Görelim. Dur. Gel. Teşekkür ederim Çiğdem ablacığım. Esra bir şey sormuyor musun? Sormuyorum. Sormuyorum çünkü bu kadar bir hamur var tabakta. Şöyle şu kadar kalınlıkta. Ben yediğim tabakların gerçekten yorumlarını doğru yaptığımı düşünüyorum. Herkese de hakkını verdiğini düşünüyorum. Asla. Yani kalkıp da bana öyle tabii ki senin tabağın olduğu için savunacaksın. Senin tabağın olduğu için savunacaksın. Senin tabağın olduğu için. Ben orada gerçekten ne yiyorsam onu yorumluyorum. Tabak arıyor diyorsunuz, tabak aramıyorum ben. Lazıma lezzetli gelen olması gerektiği gibi pişen yemeğe ben her zaman 5'i veriyorum. Bu kadar. Yapamamışsın, tamam. Hamurun çok kalın. Tamam demek istiyorum çünkü neden biliyor musun Çiğdem teyze? Artık gerçekten çok yoruldum. Kendimi anlatmaktan da yoruldum. 4 gün. Yoruldum. Siz nasıl dayanıyorsunuz bu kadar aylarca? 4 gün. Nasıl dayandınız aylarca burada? 4 gün. Bu kadar sese, bu kadar tantanaya, bu kadar emek veriyorsun, uğraşıyorsun. Esra'cığım. Geçen hafta burada olsaydın bayardın. Esra'cığım bak bak. Sen yorulmadın hayatım. Sen yenildin. 4 gündür tabak çıkaramıyorsun bebeğim. Tabak çıkaramıyorsun diye bir şey yok. Bak böyle konuş böyle. Böyle konuş. Evet ben yapamıyorum. Siz haklısınız. Ben gideceğim de anladın mı? Bunu söyle başım gözümle. Melike sen neden benim gitmemi bu kadar çok istiyorsun? Aşkım görünen köy bir tane. Görünen köy kılavuz istiyor mu? Melike fazla oynamıyor musun İstiyor ya? Mu? Tamam da fazla oynamıyor musun? Nasıl neye oynuyorum? O zaten bak. Hem ne mental olarak hem beden olarak zaten evet. O okey tamam mı? Evet. Sen de zayıf noktasını bildiğin halde zaten belli üstüne daha çok gidiyorsun. Giderim. Bırak gitme. Giderim. Gitme. Burası yarışma. O zaten hayatım itiraf ediyor zaten. Evet bak. Ben bittim bak. Diyor tamam diyor yani. Bak. Daha neye ne oynuyorsun ki buraya üstüne? Buraya Esra nasıl gelmiş biliyor musun? Konu mankeni. Elif sen konu. Hayırdır avukatın mısın Hayır Esra'nın? Çok zayıf sen anladın. Ne alakası var? Kız zaten yenilgiyi kabul ettim arkadaşlar diyor. Dayanacak gücüm kalmıyor diyor. Yenilgiyi bu bir tane daha taş atıyor orada. Tamam bir dakika Elif söylüyor. Yenilgiyi kabul ettim. Yemek konusunda yenilgiyi kabul etmedim. Gerçekten güzel yemek yaptığımı düşünüyorum. Bak burada puanlamalarda nasıl biliyor musunuz? Yani tabakları bulmak çok zor. Denk gelmesi çok zor. Gerçekten bir sürü gelinle vesaire. Elif sen 2 puan hak ettiğini düşünüyor musun? Hayır. Ben de 1 puan hak ettiğimi düşünmüyorum. Ama savunacaksın. Elif'in de kötüsü tamam. Ama benim artık evet, gücüm ben kalmadı. Diyorum. Yoruldum. Yanımda sürekli beni zaten rahatsız eden bir kadın var. Sürekli bakıp bakıp gülüyor. Dans ediyor. Sinirlerini oynuyor. Bakıyor. Neşe ya veriyor. Artık yani. Tatlım bu şekilde neşe olmaz ya. İnsanların aşkım, karşı tarafı var ya. Karşı tarafı demorize Esra. Ederek. Bak, geldiğinde 29 yaşındaydın. Şu an 70'lik bir Esra duruyor karşında. Tükenmiş, içi 4 günde. Tükendi. Yani anneannemin... Kabak tadı. Anneannem gibi ruhun... Anneannemin ruhuna büründün sen. Kabak kolay tadı, bir yer kabak. Değil çünkü. Gerçekten çok zor. Yani evden telefonla... Psikolojik baskı var. O kadar çok psikolojik baskı hissediyorum gerçekten kendimi. Gerçekten Melike sen çok insanların üzerine gidiyorsun. Aa. Zor diyor, bıktım diyor. Tamam o kadar üzerine gitme. Ben ne dedim? Sürekli Melike su artık ya. Kardeşin altından Melike çıkıyor. Ben çıktığım Aa. Zaman... Anne söylesene herkes beni açtı burada. Ya ben burada. Çıktığım zaman burada sürekli Melike ha ha ha. Çekiyi, ha ha, he he he. Ha bu nedir ya? Bu nedir? Bir insan üzerine bu kadar gidilmez ki. Ya, doğru söylüyor. Aşkım benim ben de sürekli ha, böyle dursam. Ha ha he he ha. Bu hoş bir şey mi ya? Esra bak ben bunu yapıyorsam. Biraz saygını koru. Bunu sen yaptırıyorsun saygını bana. Saygını koru. Sen bana çıkaracaksın orada tabak. Tatlım ben tamam bu yarışmaya geldiğimden beri sürekli benimle uğraşıyorsun parçalarsın. Hayır hayır. Sürekli yok düğünlü şöyle, yok bu böyle, yok altınları şöyle, yok ondan. Manken gibisin, yok sen buraya podyuma gelmişsin. Bu ne ya? Demedi. Bu sen ne kendi ya? Esra özür dilerim ben seni çekemiyorum aslında. Sen kayınvalidelerin hepsinden 4 günde 5 tamam, beş Melike, alıyorsun. Tamam. 4 tane çeyrek taktım ben seni çekemiyorum diye böyle yapıyorum. Melike tamam. Senin Melike. Bak sen konuşma tabaklarını konuştun. Melike bir şey söyle Çiğdem abla. Evet söyleyin. Sus, ne yapabilirim yarışma burası. Ağlamayacak. Burası yarışma. Yemek dersi verelim. Müracaat. Neymiş benim gelinim şampiyon değil şampuan bile olamazmış.
Ben şampiyonum. Baksana nasıl güzel. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. Zamanı tutamıyorduk. Üçüncü kayınvalidemde sıra Carmen Gönül. Afiyet olsun. Nursel Hanım, hamuru biraz daha mı kabarması, şey mi, kalın mı, içi çok mu kavurmamış, yumuşak geldi ya şurası. İç kısmı, yani vallahi biraz beğenemedim ama kızartmasını güzel yapmış, yakmamış, yani yanık değil, kızarık. Altı biraz beyaz kalmış ama içinin biraz daha şey yapsa daha güzel olurdu. Sulu gibi, yani ıslatmış pideyi. Yeterli pişmemiş mi? Evet, bence yani. Beğendin mi? Yok vallahi. Gel ikiye geçelim. Tam özleşmemiş gibi geldi yani, kavrulmadığı için. Bu daha güzel geldi Nursel Hanım bana, kızımızın. En azından altı da kızarmış. Yani bu daha hoşuma gitti. Hamuru da güzel yani. Bire biraz kuru. Bire göre kıyaslıyorsun. Evet, evet, evet. Biri düşünmezsen tek başına güzel mi hamuru, içi? Vallahi şimdi Nursel Hanım, bunun içi özleşmiş Nursel Hanım. Bu daha güzel, hoşuma gitti. Hamuru da beğendin. Güzel. Kapama şekli falan. Güzel. Muntazam kapamış kızımız. Beğenerek üçüncü tabağımıza geçiyoruz. Nursel Hanım, bu kızımız da kenarlarını güzel kapamış. Bunun da güzel. Ama içi biraz bunun İçinde şey geldi, kavurmasında, ekşi gibi yani, kavurma salçasında Nursel Hanım, özleşmesinde yani. Bu daha ona bakışta içi güzel geldi. İç harcını mı sevmedin? Yok, bak şimdi içi yemeyecek gibi değil Nursel Hanım, ana şimdi bire bakışta bu daha güzel. Ama aradım. Evet, şimdi ona, bunların ikisini beğendim en azından yani, pide olarak. Bu daha hoşuma gitti. Ben onun hoşuna gittiğini anladım ama ondaki sorunun ne olduğunu anlamadım. İçini beğendim diyorsun, içi de evet, şey olmuş diyorsun. Ya yumuşak Nursel Hanım. Birazdan konuşacağım, sana soracaklar bunu. Az daha mı yani, sulu gibi geldi. Hani ıslatmış demek istiyorum bak içini Nursel Hanım. Ondan yani. Peki ekmeği? Güzel yapmış kızımız. Güzel olmuş şimdi. Hatta bak daha bir kabarmış. Tamam. Kızartmasını da, altı da güzel kızarmış. Güzel. Beğendin? Güzel, bu da güzel. Son tabağın. Bu kızımızınki de kabarmış Nursel Hanım. Kapaması da güzel. Demek ki yani İçleri kapalı olduğu için herhalde. Ben şimdi kuru pide, hani bizim yediğimiz pidelere göre şey yapınca bunun da içi yumuşak gibi. Ama lezzet var. Şimdi lezzet yok desem yalan söylerim. Yani normal 3 tane ama en çok beğendiğim de ikinci tabakta. Şimdi ona takılı kaldım. Ama güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Şu 1 ile 4'e genelde yazık oluyor. Gönül Sultanım, sizin tuzunuz kuru. Kaptınız 16 bileziği. Onun verdiği de bir rahatlık oldu sizde bu hafta. Onu gözlemliyorum sende. Yok, yok ya Nursel Hanım. Vallahi rahatlık yok ya kızlarımıza. Alayım puanlarını. Ya bu
Bu çok kuru yani, bunu kim? Yani şey olarak bu bir, kimisi. Birinci tabak 1 puan. Yok ya, ben bunu beğendim. Buna ben 5 veriyorum Nursel Hanım. İkinci tabak 5 puan. Zorla. 5'i veriyorum. Zorla, evet. 2. Dördüncü tabak 2 puan. Bu da 2 olsun. Güzel. Üçüncü tabak 2 puan. Buna 5 veriyordun. Ama yok. Değil mi? O an gittin geldin. Evet, karar veremedim. Nasıl bir şans bu, bak. Düşünün gelinlerin durumunu. Bir kendinize yerine koyun. Onda lezzet. 5 alıyordu, 2 aldı garibim. Evet, lezzet aldım onda yiyince. Onda. Tamam. 2 tane ikin var. Açmaya da başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan başlayalım. İlk 2 puanımız hangi geline gitti? Hemencecik öğrenelim. İlk 2 puanımız Gönül Sultan. Aç görelim kime verdin. Elif. Gönül teyze, içi sulu mu dedin sen ya, bana? Şey yani Neslim, daha kavurmak gerekiyor geldi. Çok kavurmuş dediler. Salçanda bir sorun olduğunu söylüyor. Evet, ben onu anlamaya çalışıyorum zaten. Evet. Tuba, izin verirsen. Vallahi yani bir şey yaptım ama anlayamadım yani. Genel yoksa olarak kapama, evet, aynı yorumlamayı yani aldım zaten. Hayır, farklı bir şey mi söyleyeceksin diye yok, sordu. Yok hayatım, salça dedim ya, bir şey var yani, şey yapamadım mı dedim. Bilmiyorum ben neyi farklı yapmış olabilirim ki? Verilen ölçü belli. Ya çok kavurdum salçayı sizlere göre ya az kavurmadım. Yok ama hafif bir ekşi şeyi geldi dedim, bak onda dedim değil mi, ekşi? Evet. Yok hafif. Sulu olmuş bir de ekşi olmuş gibi geldi dedim evet. Değil mi? Kavurmasında. Genel olarak öyle puanlama hani evet, aldım zaten. Ama pişmişliğine falan iyi dedin aslında. Ya pişmişliği bak arada şimdi. Arada da kaldın, şeklini de beğendin. Pişmişliği de işte dediğim gibi bunu 4 ile 2'nin arasında kaldı aslında. Evet, bunu hiç beğenmedim dedim evet, zaten. Evet, onu beğenmedim. O hiç beğenmediğinden ben çıkarsa o zaman Kızılca Kıyamet'in skopuyu ama burada izleriz. Vallahi olmamış, ben ne yapabilirim? Yo, olmamış değil, ben bir kayınvalideden 3 aldım, birinden 5 aldıysam benim tabağım güzeldir yani. Bir almamıştır en azından. Tuba. Ama sana geldiği zaman bir şey oluyor, sana bir baygınlık geliyor. Puanlarken benim içime fenalık geliyor. Ne yapabilirim bu? Lezzetini bulmaya çalışıyorum, ne bileyim. Bak, Allah ya Tuba, Allah. Tabağın açılınca yorum yapsan mı? Evet vallahi hani ben... Hani tabağı açılan kişi yo, konuşsa. Bak, hatta dedim ki ellerine sağlık, şekil olarak düzgün kapamışım. Evet. Söyledim zaten. Ama şey olarak dediğim gibi bir yani ya içinde... Ya içten dolayı mı 2 verdin sadece? Evet hayatım, vallahi ne yapayım? Demek ki kötü olmuş yani, onu demeyeyim. Yani, zaten genel olarak 2 aldım. Ben öyle kötü... Hani kayınvalidelerin tadımladığı için, ben de yemediğim için demek ki beğenmemişsiniz. Evet, şekil olarak çok muntazam bir evet, tabak çıkardım. Doğru. Asla hamur değil, pişmedi değil. Ama yaptığım zaman zaten yaptığımı, beğenilmediği zaman da demek ki beğeninize sunulacak kadar iyi bir tabak çıkarmadığımı her zaman açık yüreklilikle dile getiriyorum. Bazıları gibi ona buna sataşarak, başkalarının tabaklarıyla kıyaslayarak... Ah kafam taş ya, Melike, geldi. Ya Melike bir sus ya. Bak, yeter artık ya. Bir sus ya. Yeter biraz ya. Bana diyorsun. Valla artık gerçekten şu an yoruyor ya. Yoruyorsun her şeyin yani. İçindesin ama Melike. Ama bana sen sataşıyorsun artık. Demek ki yaran var ki gocunuyorsun. Ortaya bana söylüyorsun ama Elif. Konuşmuyorum ya. Ortaya konuşuyor. Niye üstüne alınıyorsun? Hayır, kendi tabağım açılıyor. Kendime göre yorum yapıyorum. Oradan ses geliyor, oradan ses geliyor. Lütfen rica ediyorum. Kayınvalide kimin tabağını açıyorsa o konuşsun. O zaman konuşman sen de taşlama. O zaman konuşman bitince de yaran varsa, gocunuyorsun madem yaran var. Başkalarına daha demin de. Evet öyle. Başkalarını savunduğun için onun bunu, direkt bana söylüyorsun ben şeker. Ben başkalarının tabağını kötüleyerek kendimi yukarı çıkarmıyorum, tamam mı? Çalışmıyorsunuz. Yapmadıysam, olmadıysa demek ki beğenmemişsiniz diyorum. Kızlar. Şu tabağa bir yazık oldu. Bir yazık oldu. Bu Tuğba çıkarsa... Yandık. Bak kaç, şuraya mı kaç, yandım evrenin vallahi yanına mı kaç? Gördünüz siz de. Ya buna verecekti ya buna. Bari 3 ver, 4 ver değil mi? Vermedi, 2 verdi. Ama şey ya Nursel Hanım, onun için hani finali yarın. Öyle yani. İkinci 2 puanımız bayağı yaktığımız bir tabak. Acaba kime ait? Bari 3-1 yapsaydın da havan olsaydı. 2 ne ya? Kızıyorlar, daha kızıyorlar. 2 ne? 2.
bir puan. Aç görelim kimi yaktın. Melike. Melike. Sen şimdi biri bana verdiysen vay haline. Olay yeri gelecek şimdi. Bunu sen yaptıysan olmamış. Hiç. Nesi ikilik? Nesi? Ha, sululuğu mu ikilik? Melike bak inan ki... Bu... Ay inanamıyorum ben vallahi. Hayatım az kavurmuşsunuz, ıslatmış. Bir de bunlar kapalı pide yapılmış, açık değil. Onun için yumuşak işleri ya. Bak bu yedim daha kuru geldi. Daha yedim gibi nedir? Bunu da yedim bu kuru geldi dedi. Bunu yedim bu kuru geldi dedi. Kuru geldi 2'ye 5 verdin. Kuru dediğin tabağa 5 verdin. Bak kuruysa, nereye kadar su akıyor? Ya kuru dedi, bir dakika bir dakika suyum çok diyor. Merak ettim bakalım. Kuru diyorsun. Bakalım ne bak, kadar su akıyor? Yani ne hangi tabağa ne verdiğim belli değil. Islatmış ya anladım. Kuru demek siz anla... Bir dakika. Görün teyzeciğim. Heh söyle su teyze. Su mu bu? Al iç. Gel. Ben içmeyeyim. Sen iç. İç. Gel. İki verdim sana iyi gelir. Sen iç. Afiyet olsun. İç bak olsun. Bu suysa Allah aşkına bak ya. Dökülüyor mu bak. Al. Hayatım yumuşak ya. Al dökülüyor. Ay çok espri yaptın. Espri yapacaksın yemeği yap da al dışı. Ay yumuşacık. Güzel onun için. Beş verdiğin taban kalınlığına bak Allah aşkına. Hayır bir de kuru dedi. Kalınlığına bak hem kuru. İncecik o kadar da özleşmiş ki. Hayatım. Yok. Yok Çiğdem yani. Hanım kaç verdi? O lezzetli veriyor kadın. Kaç şey verdi? İnanamıyorum. Ha bak. Aşkım o geline de 2 verdi. Ne fark eder? Lezzetli veriyorum diyor ama her zaman. Bak aynı vermiş. Hiç ötme. Bak benim tabağım kuru olmuş. Olamaz. Hayır. Zaten olmaması Islak gereken diyor. De bu. Tamam ya, mı? Manav pidesi İlcimiz diyor. Pide. Burada manav çıtır pidesi demiyor bu bir, tamam mı? Ay, her benim tabağımdan gram su akmıyor. Gördü yani izleyiciler de gördü. Su var şu içinde, çorba. Şu an 3 puanım var. Çorba. 3 puanım Melike, var ya içtin sen. Bir dakika olmamıştır. Sus artık ya kabul çene. Et. Vallahi başını sırf Allah buna çene vermiş, kol vermiş ortalığa. Öyle. Benim tabağım mis gibi. Ay, orada. Kalın yapsam dersiniz ki Allah bu çok kalın. Allah sabırlar versin. Vallahi kocam beni çok seviyor. Kaynanana da versin. Bu halime bayılıyor. Kaynanana da versin. İyi ki sensin diyor. Kayınvalidem de bana bitiyor. Vallahi ama siz burada... Ben sana bir şey söyleyeyim. Siz burada... Çenesi kuvvetli yoksa sen yandın kadıncağız. Komik olmayın sen lütfen. Sen benim gelinim olsa ben çekemem mi seni? Bak siz burada... Ben 5 aldığım zaman sen sizden... Sen şimdi bana bir verdiysen ya. Bir yapaydın alaydın sen de. Ben burada 5 aldığım zaman sizde bir çatırtı kopuyor. Hayatım İnanılmaz. Güzel olunca ben de vermiyor mu 5'e? Benim neye çok çatırtı güzeldi. Kopsun? Yedin 3'ü. Aa. İşte. Aa delirtecekler adamı be. Akıllılığı delirtecek bunlar. Ucuz yırttın. Şu i̇şte. Tuğba çıkabilirdi. Bu Tuğba'sı bu, olmamış. Bu çıkabilirdi. Bunu çok beğenmiştin. Ondan korktum ben. Başım ağrıyor. Elif çıktı, Melike çıktı. Ya Esra ya Tuğba. Senin yıldızın. Bakalım. Bir göz ucuyla baksana Tuğba'ya. Eğer birden ben çıkarsam gerçekten çok sıkıntı. Açıyorum üçüncü kayınvalidemin. Bir şey söyleyeyim. O nerede benim şeyim getirsin eğer bundan Tuğba çıkarsa oraya bayatacağım onu bugün. Vardı ya benim ben adam. Ben getireceğim eğer öyleyse. Tamam. Çok değerli bir puan. Üçüncü kayınvalidesin. Kendi gelini mi? Rakip gelin mi? Hazır mısın senin yıldızın kimmiş? Hazır. Aç. Tuğba. Yes. Tuğba. Kızım seninki hiç olmamış. Vallahi. Şey gibi orada kabak gibi fark ediliyor. Kusura bakma. Kabakla geldiler yoldan. Oradan çıkacak, fırlayacak yanına diyecek ki. Gönül olmamış teyze. Esra'cığım. Hamur gayet güzel kabarmış. İçindeki lezzetine de bir yok, şey söylemedi. Yok hamurun da kabarmamış. Bak, kabarmış dedin. Hayatım ilk tabak zaten açtığımızda her i̇lk zaman diyoruz mı? Ya. Sen hep aynı şeyi söylüyorsun ya. Gönül teyze. İlk tabak olmamış, diyorsun. Vallahi olmamış. İlk tabak diye duruyorsun. Öbür kaynananlardan kaç aldın? Hadi İlk bir, tabak diyorsun. Bir saniye boş ver sen. Kaç aldın? 5 aldım. 5? Evet. Hayali. Yok ya. Hayali. Çiğdem Hanım'dan mi? Kaç aldın? 5 aldım. Hayır siz ne söylüyorsunuz? Gönül annemden kaç aldım? 5. Niye söylüyorsunuz? Bu sayıları bilmiyor bence. Sayı saymayı bilmiyor. 5'li biri teyzeciğim, bilmiyor. Gönül teyzeciğim ben sayısalcıyım. Ne yapalım? Radyo ben de ticaret lisesi mezunuyum. Ne var? Ha okumuşun, ha okumamışın. Onunla ne alakası var? Ben işlettiğini de söyleyeyim. Ne alakası var yani? Ay vallahi bu nereden kabak? Ben sana okumamış mısın dedim. Tamam hayatım, o olmamış bir tanem. Dikkat et bir dahakine. Ya, belki yarın olur.
Belki yarın. Yarın ola. Esra, çalış senin de olur. Ay, sen sus ne olursun. Ne diyeyim ama? Çalış. Gerçekten yeter ya. Ne yarın ola, hayır sus ola. Sus artık ya, sus yeter. Üç kayınvalideme de geçmiş olsun. Günün kritiğini yapalım. Haftanın dördüncü günü epey konumuz var. Son noktada Melek Sultanım'da. Lahmacun. Ben yediğimi dedim Nursel Hanım. Olamaz böyle bir şey. Kız havan olsaydı bir 10 tane alsaydım bari. Ben? Ben? Kendine inanamıyor. Benim adım Pinky'ye çıktı ya alamam. Böyle bir şey yok ya. İnsan bir yüzü kızarır ya. Haftanın dördüncü gününden herkese merhabalar. Salonumuza kurulduk. Keyfimiz 10 numara. Öyle mi? Evet. 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 Çünkü yarın birisi tam 10 bileziği kollarına takacak. Neden o siz olmayasınız? www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07. Çok basit başvuruyorsunuz ve bu bileziklerin sahibi oluyorsunuz. Bak kapanmıyor. O kadar çok ki Tuğba senden sonra bayağı eksildi burası. Yenileri geldi. Sonra yenileri geldi. Akıyor. Hemen konularıma giriyorum. Melek teyze de böyle ağzına takılan bir laf var gibi. Bir evet. Şey söyleyecekti ama kana kaldı gibi hissetti. Bir şey batıyor içine gibi. Evet. Seneler önce kayınvalidem kanser hastalığı geçirdi. Aa! Eşim gemideydi bir gün. Bir saatine izin aldı. İstanbul'daydı gemisi. Kayınvalidem de Sakarya'daydı. Tabii hani bir saatlik bir vakit var. Kimin evet. Yanına gelebilir? Annesini. Benim yanıma gelmek istedi. Ama yalnız yani. Eğer senin yanına geliyorsa bile sen de bu hataya göz yummuşsun. Kusura bakma. Kayınvalidem de benim taşınacağım zaman yanıma gelmedi. Ölümcül derecede bu rahatsızlığım var. Ve oğlum karısına gidecek, asla asla affetmem. Melekciğim, herkesin bir derdi var işte içinde değil mi? Yani evet. Ne zamandır? Yani şu an gerçek, yani kesilin, yani hakikaten şey oluyor. Geçmişe dönüyorum. Kaç yıl oldu atlatalı? Yani 7 sene oldu ama tedavilerim, şeylerim devam ediyor, kontrollerim. Senin hastalığında da mı benzer bir şey yaşadınız? Ya o zamanda da ben ona kadın hastalıklarından dedim. Hani kanser olduğumu uzak doğu için söylemedim. Sen biliyor muydun Esra? Biliyormuş, beraber gidiyor. Şöyle, kayınvalidem zaten rahatsızlık geçirdiği zaman ben hep yanındaydım. Tamam da kocana söylemedin mi? Hayır, söyleme dediler kesinlikle. Kayınvalidem, kayınpederim, işte kız kardeşleri vesaire bu konuda beni çok uyardılar. Ben de mecbur olarak söylemedim. Ben de sakladık yani hastalığımızı. Ama şimdi bunu söylediğinle biraz çelişiyor sanki. İçeride söylediğin ayrı, burada anlattığın apayrı yani. Çevir kazı yanmasın yapıyorsun kayınvalidem. İçeride söylediğin derken? Mutfakta. Mutfakta bildiğin. Aslında ben hıncımı, içimdeki öfkemi bu şekilde çıkardıma getirdim. İyi de bunun hastalıkla ne alakası var? Ben kıyaslama yaptın. Hayır, kıyaslama yaptın. Burada bambaşka şekilde anlatıyorsun olayı yani. Eşim gemideydi bir gün. Bir saatine izin aldı. Annesi gemide. İçin. Evet. İstanbul'daydı gemisi. Kayınvalidem de Sakarya'daydı. Tabii hani bir saatlik bir vakit var. Kimin evet. Yanına gelebilir? Annesini. Benim yanıma gelmek istedi. Ama yanlış yani. Çok yanlış. Bir saniye, orada eşin hata yapmış. Eğer senin yanına geliyorsa bile sen de bu hataya göz yummuşsun. Kusura bakma yani. Sen senin düşüneceksin. Onu yönlendirmen lazımdı. Kadın dediğim budur yani. Bu kadar abartacak ne var? Anlamıyorum. Yani kayınvalidem de benim taşınacağım zaman yanıma gelmedi.
Yani konu bu kadar basit mi Seyircim? Bir taşınmayla bir... Hayır, çok hayatım ben basit demiyorum. Çok önemli bir hastalığı sen bir eşdeğer mi hastalık tutuyorsun? Eşim zaten sürekli kayınvalidemle görüntülü bir şekilde konuşuyordu diyorum. Konuşuyordu. Bak, ve üzerinden zaman geçti. Yani ben şimdi duygusuz bir insan olsam, kötü bu niyeti, kötü bir niyetli bir insan olsam... Peki empati yapsan? Kayınvalidemin yanında zaten kalmazdım. Empati yap. Kayınvaliden değil de annen aynı durumda olsaydı... Allah korusun. Ya Allah korusun tabii ki de. Sen ne yapardın? Ben annemin yanında olurdum ya. Ama belli bir zamandan sonra aynı şeyi annem de yapsaydı yani anneme de kırılırdım. Ama çok Esra'ya da böyle şey yapıyoruz da şey bekliyoruz aslında. Ne olursa olsun kocana aman annen de, aman anneni gör, anne böyle destekleriz ya, senden o bekleniyor evet, şu an. Evet, ben eşime kesinlikle gitme, şunu yapma, bunu gidelim yapma. Gidelim de dememişsin ama. Bir şöyle bir şey var Esra Hanım, hani dedi ya söylememizi istemediler eşime. Ha işte tamam, istemedilerse ne yapabilir? İstememişler olabilir, tamam söyleme, üzülmesin diye evet. Dışarıda diye. Ama buraya geldiği zaman da alıp bence Esra'nın kesinlikle gitmesi gerekiyordu. Evet, hani kendi biliyor ya. Rahatsızlığını yani eşine oldu. Söylemediyse onda vakit değil de annesiyle vakit geçirmesini, anneni görmesini istemen gerekiyordu. Çünkü sen biliyorsun, eşin ben bilmiyor. Sorumuz... Ben asla kabul etmiyorum. Doğru. Ne söylesen de asla beni aydınlatamazsın. Hem eşim... Çünkü hastalığı evet. Bilen sensin. Eşine söylenmesin. Ama benim eşim sen istemedi. İstemedi. Neyi istemedi? İsteme dedim, istersen annene git dedim. İstemedi. Annene git değil. Hayatım istedi. Ben annemize gidelim. Dedim, ben söyledim. İstiyorum. Bir saatlik ben asla çok inanmıyorum. Kısıtlı. Nursel Hanım zaten Sakarya'ya gelmeler onların 1,5 saat. Çocuk inecek, geri dönecek, bana vakit ayıracak. Zaten onu indiğinde ben bayağı bir buçuk iki ay toplamıştım seni biraz kendimi. Seni arabaya koyarım, en konforlu arabaya. Götürürüm orada bir saat oğlunu. Çünkü belki indiğinde gemide sen olmayacaksın. O bir saatte görüştürürüm. Hiçbir şey olmadan, kimin yine de senin hasta olduğunu söylemeden geri getiririm. Kimin için konuştuk? Esra'ya diyorsun. Evet, bunu. Arabaya koyar ya, götürürüm annesine. Tuğba'cığım, Sakarya ile Adapazarı arası zaten 1,5 saat. Yine ya anlamıyorsun. Ama ben şey, en özel ya, bir insanın annesi ne bileyim en özeli ya. Boş vaktinde değil de asıl vakit ayırmak önemli olan. Yani şimdi oğlan bilmediği için çok detaylı. Zaten durmazdı. Durmazdı ya, yani. Hiç hangi şey evlat durur yani? Şahiste abla durur? Sen çok ciddi tepkini koydun. Evet. Yani bunu ben yapmam ki. Yaşamaları oradaki lazım. Ne? Ben oğlumla bir daha görüşmem diyorsun ya, aslında bir kırgınlık var orada. Tabii ki yani görüşmezsin. Kırılırım yani, kırılırsın. Kaldı ki o kadar önemli bir şeye bu kadar kırılmıyor. Zaten sana oğlun yapmış yapacağını aslında gelmemiş. Şahesta Hanım, ki zaten benim oğlum böyle bir şey yapmazdı. Eminim ki inan gelirdi ve gelinim de hani oğlum bilmese dahi alır getirdi ya da şöyle yapardı. Vakti yok dedi ya, muhakkak beni alır getirdi kendilerine. Yapardı, asla. Şimdi ben o kadar mesela bazı şeylerimiz tezat ama ben bundan çok eminim. Var. Alırdı beni getirdi, eşinin muhakkak biliyordur gelip bir saat kalacağını ki kendi de söylüyor. Beni alır gelirdi oraya getirirdi ve oğluyla ikisiyle beraber oğlumla yani vakit geçirmemizi sağlardı. Ama şöyle bakın, hani anneler ne olursa olsun çocuğuna kıyamıyor ya, aslında Melek Hanım bunu kendi içinde telafi ediyor gözüküyor. İçinde kırılıyor belli ki. Yani oğlum diyor, mesafe diyor, kıyamamış. Onu içinde affediyorsun aslında. Ya affetmesek zaten o zaman biterdi. O zaman ben hem evladımdan olacağım hem gelininden olacağım. Bazen abi insanlar ama affetmek, bazen demeyeyim de yani insan evladını tabii ki affedecektir. Tamam. O zaman öbür büyük üstüne gidecek. Melek çok kötü bir şey. Esra'nın üstüne gidiyor çünkü işte o biliyormuş. İşte kocası geldiğinde annene gidelim diyebilirdi. Gel annenle kalalım diyebilirdi. Ben de öyle düşünüyorum. Sen öyle düşünüyor musun? Esra'ya böyle bir şey oldun mu içinde? Yani yok. Yani bir saatlik zaten. Adapazarı ile şeyin arası zaten 1,5 saat. Yani onların gelmeleri, yola çıkmaları, dönmeleri, bilmem neleri. Yani bir de çocuk geri dönecek. O saat de var. Bir günlüğüne mi geldi ya? Bir saat. Bir saatliğine geldi. Bir gün değil, bir saat sadece. Ay ya bir şey söyleyeceğim. Zor öyle karşıdan durum. Konuşmak da kolay yani, da. Bunu yaşayan bilir. Yani annenin yaptığı da büyük fedakarlık. Tabii bir ki saat nedir ya? Yani. Sakarya'yla da pazarası zaten 1,5 saat. O kadar da dönecek. Analarınızı bırakmayın evlenince ya. Valla ben beylere de kızıyorum yani. Hemen böyle şey gibi
Neyse konuşmayayım. Benim eşim olsa anne seni çok seviyorum. Başarılar dilerim. Görüşürüz. Benimki hep öyle diyor zaten. Ya arayı bulmak lazım. Erkeğe galiba çok iş düşüyor gelinler bu konularda. Gelinler yaralı evet. Herkesin bir derdi var bu konuyla ilgili. Geçiyorum bu konuyu. Dün başlayan bir lahmacun krizimiz vardı biliyorsunuz. Bu lahmacun krizimiz bugün de devam etmiş. Ne lahmacun gerçekten bir ucundan da bana vermediniz. Nero yedi. 3 taneydi zaten. Öyle mi? Yani o lahmacun, konuşulan lahmacun gelmiş. Bakın neler yaşanmış. Buyurun. Kaç tane? 2 tane. 3 tane. 3 tane. Ay, 6 kişi. Yarım yeter size. Aa. O benim malımı yerken iyiydi de ben niye yemeyeceğim? Ayrıca kız vermiş, gelin vermiş parasını. Yiyeceğim tabii, gayet de güzel yiyeceğim. Ama o sindire yedi ya. Ben de sindire yiyorum. Ama... Anneme 50 tane lahmacun alsın diye ciddi miktarda bir para verdim. Orada 3 tane lahmacun. Paraları cebine indirdi anne, demek ki. Anne, dün ben sana para verdim 50 tane lahmacun al diye. Paranın geri kalanı nerede? Yarın hesabını atacağım Esra'cığım, merak etme. Yarın atacağım. Tamam, İBAN'ını atacağım yarın seni yavrum. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Ben 7-3 lahmacunu 50... ödedim arkadaşlara. Konu olmasın, bitsin, kapansın bu ama artık. 50 tane ben gerçekten çok sıkıldım. Lahmacun partisi, lahmacun partisi bu muydu? 3 tane lahmacunla parti. Melekciğim, 8 kişiye 3 lahmacun. Ben yediğimi dedim Nursel Hanım. Olamaz böyle bir şey. 3 tane yedin diye 3 tane lahmacun mu aldın? Evet, kardeş payı yaptırdım. Hepsine kardeş payı ya. Kardeşiz ya biz burada. Herkese yarım kardeş payı. Yarıya bölsen yine yemiyor ki. Yarım yeseler yemiyorsun. Ben yemedim zaten. Ben kendim yemedim. Yemedin. Hı-hı. Sen yedin mi? O da yemedi. Yemedim. Biz böyle böldük. Ben de yeter. Yemedim. Yeter. Kardeş payı yaptım hepsini. Ha sen onları düşündün kilo almasınlar diye. Aynen öyle. Bu arada da 50 tane parası hesabına yatacak yani. Vermiş. Sen almamışsın. Yok anneciğim yani lütfen. Olsun. Benim zaten eşim yani bana giderken zaten hep söylüyor. Annem sana emanet diyor. Kesinlikle hani maddi olarak da manevi olarak da hep yanımda ol. Zaten benim param senin param. Senin paran da benim param. Beraber yersiniz. Ama 3 lahmacun hani dün kızdın. Tamam dedin size göstereceğim gününüzü dedin. Herkesi ısmarlayacağım dedin. Kız havan olsaydı bir 10 tane alsaydın bari. Ben de. Benim adım Pinti'ye çıktı ya alamam. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Üstüne de alınmıyor ben. Alışık değil. Çiğdem kaç tane yedin? Yarısını yedim. Yarım kaldı galiba. Az 1,5 tane mi yedin? Ben bir tane yedim. İnadına yedim. Ama başkasının da hakkını yemişsin. Yemediler bırakıp gittiler. Ben yemedim zaten. Az buldular. Ben en az 5 tane de doyuyorum. Sen de yemem. Ne hevesliydin. Kızdı. Ben kapıda böyle durdum ya yiyeyim diye. Nursel Hanım hepsi bıraktı gitti bana kaldı. Ben de yedim. O benim malımı yemedi mi ben de onun malını. Bir de Cimri'nin malını yemek çok tatlı oluyor. Sen 5 taneden aşağı doymam mı dedin? Doymam tabii lahmacun yani işin sonunda. Bir kere ben asla kabul etmiyorum, yemem de öyle. 3 taneyi bölüştürüyor, bir de ağızlarına şey yapıyor. Elif yedi, ben hayret ettim. Sonra hayır. Elif'e de dedi ki, yiyin dedi. Ben hani gördüğünüz bu dedi. Yani bir de yerken kızın boğazıma dizdi. Ben bir lokma aldım. Bir yani böyle bir şey olabilir mi? Ayıp ya, gerçekten ayıp. Yani o 3 tane, 50 tane kızı diyor ki Esra, 50 tane al bütün ekip olarak diyor ve parayı evet, veriyor. Yani. Kalkıyor oraya 3 tane getiriyor. Ondan sonra diyor ki önceden yediğim, sizden yediğim 3'ün şeyi diyor. Lahmacunları getirdim diyor. Zaten... Böyle bir şey yok ya. İnsan bir yüzü kızarır ya. Harbi yüzü kızarır ya. Gayet de ben yemedim. Tenezzül dahi etmem Şahsen zaten. Şahsen Hanım yüzü niye kızarsın? Gayet rahat getirdi. Bir de masanın ortasına bir koyuşu var. Sanki 500 tane lahmacun. Açlar. Öyle Melekciğim. Ama açsınız lahmacun getirdim. Daha ne yapabilirim yani? Ya hadi bırak. Karnınız açtı. Akşam üç üzeri. Tane. Evet. Ekip 8 tane bari alsın. Valla merakımdan soruyorum. Mesela sipariş verirken senin üstüne geleceklerini düşünmedin mi hiç? Yani... Bu kadar geleceklerini düşünmedim evet. Ya nasıl? Yoksa ya, 50 tane söylerdim. Ama belki düşünemiyor olabilir yani. O hani para konusunda o kadar tutumlu ki. Yok. Ne bileyim ya. Ya Melek teyze, Nursel Hanım lahmacunu kayınvalidem yedi. Diğer lahmacunlar kaldı.
Bir de garnitürleri falan da yediler onlar. Melek teyze yedi o garnitürleri tekrar. Evet. Artan garnitürleri. Kalacak mıydı canım? Kadın çöpe mi? Para verdi. Yine kendi yedi yani. Garnitürleri yediğime dair ekranda var mı? Var. Bir şeyler belgeniz. Var. Görelim ben bakalım. Gördüm. Var. Ben görmek istiyorum. Şahitlerin hepsi burada. Hayır orada oradaki şeyi görmek istiyorum. Ama kötü bir şey değil ki ya. Hayır yemedin Nursel Hanım. Ay çöpe gitmesin dedi. Para verdim ben bunlara dedi. Tamam. Yani kaşık kaşık yemiş afiyet olsun. Vallahi hayır yani ben bir de böyle koyunca. Böyle o kadar heveslendim. Promosyonunu ben yedim Nursel Hanım. Böyle yaptım. Promosyonunu ben yedim. Ben yedirmeye çalıştım ama. Biz zannettik ki arkadan daha geliyor. Öyle bir hırsla koyduk ki alın size diye. Melek abla bu kesmemiş. Hazır da para sende duruyor. Sen beni bak Nursel'cin dinle. Yani finalde. İmajın böyle kalmasın. Klası sarsın. Bak. Yani, hiç fark etmiyor. Sen gerçekten o parayı da yarın al. 50 tane parası vermiş, 3 tane almışsın. 47 tane, al. Ben yerim. Herkes şişene kadar yesin. Oh. Bak, yanına da kolası var, hadi. Ay çok merak ediyorum bunu yapacak. Dediğine inanma. Ben inanıyorum, ben inanıyorum. Bir teneke kutu getir öyle şimdi. Hayır, bizim yemekte dağıtılıyor ya kola Nursel Hanım. Onu getirir kesin. Fark etmez, ben inanıyorum. Nursel Hanım beni dinleyecek. 4. görüşü değil mi? 4 gündür biz beraberiz. Daha önce de hiç karşılaşmadık. Evet. Bana inanıyor. Beraber size inanmıyor. Bak, şu anda bir adım attı. İlk defa hayatında birine bir şey ısmarladı. Dün de söz verdi. Arkadaş görüyorum değil mi? Mesela ben arkadaşlarımı ısmarlamam. Evet. İnsan ısmarlamaz. Aynen. Ne kadar güzel arkadaş görmüşüm ki ısmarlamışım. Çok büyük bir adım atmış. Gülüyorsunuz yani, da. Yani benden beklenmeyecek bir davranış. Bir büyük adım attı ki Nursel Hanım sormayın. Şahisteciğim senin üç evindeki tane tutumluluğun gibi de her şeyi toplaman gibi o kadının da böyle bir rahatsızlığı var. Benim öyle bir şeyim yok. Yarın da 5 tane Melek'ciğim gelecek. Beni dinliyorsun. Söyle canım. 47 tane. 5 evet tane. Yok 50. Aa. Yalnız Nursel Hanım 50'yi bence bu sıfırı çarpı yapıyor 5 tane getirecek. Hayır ben inanıyorum sana. Yani Nursel Hanım bana inanıyorsa siz hiç önemli değil inanıyorum arkadaşlar. İnanıyorum. Hiç biz önemli değil. O zaman yarın lahmacuna doyuyoruz. Gelmek isteyen de buyursun gelsin. 50 taneyi bitirmek zor olacak. Nursel Hanım yanına da çiğ köfte. Nasıl gaza getirdin? Var mı arttıran? Şöyle yapalım bence, işi garantiye alalım. Evet. Yarın ben kendim çekim arasına gideyim. Hayır. Ben Melek Hanım sipariş versin. Elleriyle ağzını, elleri titreye titreye. Parayı o lahmacunu sen ısmarla, çok istiyorum. Söyle tamam. Çek bir de bunu. Yanına da dediğim gibi çiğ köfte ve ayran. Olan ayranı gösterelim. Ben inanıyorum. Daha üstüne bir şey söylemeyin. Tamam, sus. Söylemeyeyim. Melek Hanım yarın getiriyor tamam lahmacunları. Son tadımı yapalım mı? Yapalım. Hadi haftanın 4. günü en zor tadım. Yemek dersi verilir. Müracaat. Neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Baksana nasıl güzel. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. Günün en zor tadımı en bonkör kayınvalidemle. Kendin bile güldün ya. Ben seni gaza getirmeye çalışıyorum. O da güzel bir şey. Ha. Tabii, ne olacak? Afiyet olsun. Şimdi ben baştan bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok riskli bu, hani hamur işleri. Yani kuruyabiliyor yani zaman geçtikçe, doğru saatler geçtikçe. Bak tecrübe. O yüzden arkadaşlar, hanımlar hani kötü puanlama olursa. Ama sen o kadar tecrübelisin ki yani hamur 3 saat bekleyince ne olur, ertesi gün ne olur hepsini biliyorsun. Evet. Vallahi fena değil, güzel. İçeride. Yani hamuru kuru dedim ama yok, güzel olmuş. Öyle gerçekten mi? İnce olmuş. Hı-hı. Bir de bu tazeyken kim bilir nasıl. Yani he? Böyle şeyleri sıcak yemek lazım tabii ki lezzetli olsun tabii yani. Çünkü yağ donuyor, şey hamuru donuyor. Hamuru ince açmış mı? Evet, ince olmuş. Mayalı bir hamur bu. Beğendim yani, evet. Hamuru güzel.
ince açmış. Evet, güzel. Güzel kapatmış mı kenarları, bızıklamış mı böyle? Kapatmış, akmamış. Süper. Hı-hı. Lezzet var mı? Lezzet var. Daha ne olsun daha değil ne mi? Daha ne olsun, evet. Tamam, beğendik. Beğendim. Bir de bakalım. Beğendik ama puan vereceğimiz puan anlamına gelmiyor. Evet. İkinci tabağı. Çok daha güzellerini bulursak. Tabii ki. Yani. Nursel Hanım, bu da güzel, ince hamuru. İçi de lezzetli, güzel. Vay yani be. Yani şu an kafa kafa ederler İyice ya. İyice bak altına, üstüne, öbürüne bak. Nasıl ayırt edeceksin sonra? Bir şey yakalaman lazım. Şimdi bu saçta mı oldu, fırında mı? Fırın, yani böyle fırında. Şey değil mi? Hani yağmaz tavalarda değil. Ona baktık, hiç dönemiyoruz. O yüzden mi? Geçmeden iyi incele. Valla güzel. Fena değil. Tavuğu pişmiş. Pişmiş. Pişmiş, güzel. Peki, beğene beğene gidiyoruz. Günün son iki tabağı. Bu olmamış. Neden? Kalın. İç bu... Rahle mi derler bu ağız tadına gelen bu? Rahiya. Rahiya mı derler? Evet, ha, o. Ya şunlar da daha hoştu. Tabak tadına daha uygun. Hamuru yani da hamuru olmamış. Kadın, yani evet, hamuru kadın geldi. Kapaması falan? Ya kapaması güzel, kapamışlar. Pişirmesi? Yani pişirmesi de güzel, öyle yanmamış. Anladım. Yanmamış yani. Ama o lezzeti alamadım. Ve o tat, eksik var yani, bir şey eksiği var. Böyle artık baharat mı diyeyim, bir lezzet eksiği var yani. Beğenmedik ve dörde geçiyoruz. Son tabağımız. Hamuru ince ama gene şu ikisinin nasıl derler ama damak tadı, daha ağza bıraktığı lezzet şu ikisinde daha güzel. Baskın, bunda, baskın bunda yani. Yok mu? Bunda o kadar yok. Hamurunda mı içerdin? Hamuru ince, güzel ama iç malzemesi öyle. Hmm. Tamam. Bir daha tatmak istiyor yok musun? Geçiyor muyum? Yeterli. Beğenmedin mi dördü? Yani onu, yani bunu hiç beğenmedim. Bu tamam da yani şu ikisi arasında gidip geleceğim şimdi. Peki, hadi ver puanlarını. 1. Üçüncü tabak 1 puan. 3. Dördüncü tabak 3 puan. 4-5. İkinci tabak 4 puan, birinci tabak 5 puan. Böyle, bugün de böyle olsun. Vay be, puan da attın. Tek bir yanan var. Benim şimdi en korktuğum... Şimdi bana pinti dediler ya, burada puanlarımın ne kadar üstün olduğunu herkes gördü. En pintilik yapacağın yerde cömert yok, davrandın böyle, ya. Evet, yani benim ne kadar cömert olduğumu bütün gelinler görsün. Ama neden diyorum. Bir tane yanan var bu hikayede. O bir gelinin çıkarsa ne olacak kızın hali? Çok yine, kötü. Çok ağlamak kötü yok. Gel şuradan şey başlayalım. Yok. 3 puan. Ortalama 1 puan. Bakalım kime gitti. Üç puanın sahibi gelinimiz... Çok. Aç. Elif. Aslında tabağımı sorgulamayacağım. Teşekkür ederim puanım için. Genel olarak bütün kayınvalide iç harcında bir yoğunluk olduğunu söyledi. Onun dışında zaten ekstra bir şey diyen olmadı. Şeklini beğendin, hamurunu beğendin, yapılışını beğendin. Gelinini aradın ama bulamadın galiba zaten Melek teyze. Bulamadığın için, arada kaldığın için de puan dağıttın bize. Yani daha aşamadık, 3 tane tabak var. Yani bulduğuna inanıyor musun? Var. Tabii ki bu sefer olacaktır inşallah. Tabii senin yaptığına göre yani... %75 çıkması lazım bu tabakların yani altında. Kader. Bugün de böyle olsun Elif'ciğim. Yani tamam, teşekkür şey ederim puanım için. Bir şey demeyeceğim zaten. Karşılıklı oynamak istedim biraz galiba. Ondan puan dağıttın. Evet, bugün böyle olsun dedim. Hep küçük bir olmasın zaten dedim. Tabii. Bulmak için değil. Yani bir veren kayınvalideleri de
çok kötü eleştiriler geliyor Melek burada. Melek teyze bir yani şey söyleyeceğim. Yani 3-4 veren kayınvalidelere de bak, yani insan ne vereceğini gerçekten Melek şaşırıyor teyze, burada. Melek teyze sen doğru, burada yarışırsın. Yalan mı arkadaşlar? Doğru, hayır bak. Bir verene de tabii aynı ki eleştiri, 4 verene de aynı Melek eleştiri. Melek teyze kesinlikle bak, gelininin yemeğini yani yersin, onunla yaşarsın ya da ne öyle bileyim uzun zaman olur burada yarışırsın. Bir şeyini alırsın gelininin, evet o zaman dersin ki bu benim gelinimin tabağı ya, eminim diğerlerini harcıyorum, bu benim gelinimdir, güveniyorum dersin, 5-1-1 yaparsın. Ama sen daha dün bir bugün iki gelininle hani sürekli yan yana gelemediğini Gelinciğim, söylüyorsun, yemeğini çok yiyemediğini söylüyorsun. Hani kendini o 5-1-1 veren kayınvalidelerle bence kıyaslaman için çok erken. Tamam ben İlk cevabını vereyim, bir dakika bir dakika. Ama siz de çalışan bir bayansınız. Evet. Çok sık birlikte olamıyorsunuz. Evet. Halde eş, yani kayınvalidenin çok sık ağırlayacağını düşünmüyorum. Çünkü vardiyalı çalışıyorsun. Evet. Siz ne ara öğrendiniz birbirinizin yemeklerinde bu kadar şey? 6 yıllık geliniyim. Tamam o da 4 yıllık gelin. Yaklaşık 4,5-5 ay beraber bu yarışmada yarıştık. Tamam onun bir size kazandırdığı bir şey var zaten. Hayır. Onu diyorum zaten. Ha, bak şöyle bir burada 3 şey günlük yarışmada onun için bizimle bir şey beklemeyin yani bizden. Bakın ben gelinimi çok iyi tanıdığım için gelinimden ne çıkabileceğini biliyorum. Yemeğini yemesem de ne çıkabileceğini tamam, işte tahmin yani edebiliyorum çünkü gelinimi şimdi tanıyorum. Şimdi siz 5 ay buradasınız ya, 5 aydır zaten tada tada damak tadınız öğrenmiştir yani bunu. 5 aydır burada değiliz biz. Hayır daha önce yarışmışsınız ya. Daha, hiç sorun değil, 3 ayda 5 ayda. Gel bir tanem. 4 puan verdin bu tabağa, ben böyle bonkörlük görmedim. Bakalım 4 puanımız kime gitti? Bu tabak 5 de alabilirdi aslında çünkü evet, iki tabak güzel arasında kaldık. 1 puanı kaçırdı. Hazır mısın? Hazırım. Aç şekerim o zaman. Melike! Gelinin sona kaldı gördün mü? Sona kalan dona kalır. Bakalım gelinin dona kalacak mı? Onu merak ediyorum. Şimdi Melek teyzeciğim 1 puanın nerede? Uçtu mu? Bak az önce ne dedi? Mı? Bir alan da konuşuyor. Çelişki oluyor yani. 4 evet alan da konuşuyor diye bizi eleştirip konuşan Melike. Ben eleştiririm, ben katılırım ama ben dengesizim yani. Melek teyzeciğim, birim uçmadı, kanatlanmadı herhalde. Yani 5 verdiğin ne? Tuğba komik olan ne ya? Bir saniye. Bakacağım ay ne fark Allah var. Ben giderim. Gidersin sen. Giderim tabii oturmuyorsun ki. Oturmuyorsun ki hep. Ne ben bir fark var? Miyim? Söyler misin? Ben de gelebilir miyim? Bununkisi, bununkisi daha bile kuru. Ben de gitmek istiyorum. Ne bakar fark mısın? Varmış? Bak bakayım, dokunamıyorum açılmadığı için ama bununkisi inanılmaz kuru. Benimkisi ne kadar yumuşak siz olmuş. Siz tatlınızı da böyle karar vermişsiniz. Ha görebiliyorum kuruluğunu. Bak şuradan çıtırlığını görebiliyorum. Yani? Ama benimkine bakar mısın? İnanılmaz. Bakar mısın? İnanılmaz. Sen konuşmaya hakkım yok bebeğim. Sen çekil otur. Şimdi burada puanlama yetkisi bende olduğu için değil mi? Bu yetkiyi, bu şeyi bana verdiler evet, kayınvalide olarak. Evet. Yani istediğim şekilde ki ben burada lazerli gözüm yok ki ben Elif mi o, Tuğba mı o, şey mi, Esra mı bu? Vallahi Melek muhakkak teyze. Muhakkak birine 4-5 vermek zorundayım yani. Bak canım Melek teyze. Söyle canım. Eğer ben bir puanla çeyreği kaçırırsam o zaman işler değişir. Lahmacun yersin. Ne yapabilirsin mesela? Ne yapabilirim? İşler ben sıfır hayatım. Derken sen niye buradasın? Sıfır olsun hayır, oraya. Hayır ben seni izlemek istiyorum. Konu mankeni gene çıktı arkamdan yarabbim. Heh, diyor ya beni korumaya gelmiştir. Resmen beni korumaya gelmiştir değil mi kızım? Evet tabii. Teşekkür yani, ederim. Cevabını aldın. Teşekkür ederim. Thank you. İngilizce seviyen Melike. A1. Aynen. Mental sağlığım Melike. Aynen. A1'den terk. Hı hı. İşte benim en korktuğum senaryo. Tek bir yanan var. Onun gelinimiz olma ihtimali %50. Melek Sultanım. Evet. Şuna 5 vermişiz. Gel bu başına çok geçelim. Melike çıkmış, Elif çıkmış. Senin yıldızın ya Tuğba ya kendi gelinin. İnşallah artık biz bir şey tutalım, bacağını kıralım yani. Tut bakalım oldu mu acaba? Evet, günün son 5 puanı, en pırlanta 5 puanı acaba rakibe tepsiyle mi sunuldu yoksa nihayet kendi geline mi verdi? Açıyorum! Açıyorum! Açtım! Tuğba! Yes! Melekciğim. Esra'cığım yani artık
Gerçekten burama kadar anne. Getirdin, getirdin. Gerçekten getirdin yani. Yani bu hamur bu kadar nasıl kalınlaşılır ya? Yani insan şimdi dönürüm lütfen ya, lütfen ya. Birazcık ince hamur açmasın lütfen. Beraber Sakarya'ya dönüyoruz yavrum. Sana ben hamur açması, yemek yap. Anne ne diyor her ki? Türlü, her türlü yemekleri sıfırdan öğreteceğim sana. Kızına diyor yemek yapmayı öğretememişsin diyor. Sen annene söylene gülüyor musun şu evet, an? Evet gülüyorum, çok komik. Ben dönürüme şikayet ediyorum buradan. Yani dönürüm lütfen. Oklavayı ve unu Esra'ya ver. Yani açabildiği kadar ince açmayı öğren. Ama şöyle söyleyeyim. Suyu da versin, unutur, unu açar. Melek teyze, hadi senin. Annesini öğretememiş de 4 yıllık gelinin sen öğretseydin keşke. Doğru. Ben bundan sonra ben elimin altında artık bu. Ben onu size ders olsun. Alıp yani. Götürecek misin memleketine? Biz beraber Sakarya'ya dönüyoruz. Aa, en az 2 ay yemek dersi vereceğim ona ben. 2 ay yetmez. En iyisi oğlun gelene kadar ona yemek öğret. Biz oğlum gelene kadar beraber yaşayacağız evet, artık. Evet öyle yap. Esra yani. Kabul ediyor musun bunu? Tabii ki de hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Bak Allah Allah. O zaman yarışmalarda sonda kalırsın yavrum. Yapacak bir şey yok. Ya beni tercih edeceksin. Gideceğiz Sakarya'ya. Ya yapacak da. Yapacak bir şey yok. Yani. Esra dona kaldı dona. Dona kaldı. Söyledim ya başında ya sona ya dona. Dona kaldı Esra. Gidiyor. Bir de böyle yapıyor. Melek teyze bu neydi? Gidiyoruz. Valla sizler kaybedersiniz. Hiç sorun değil. Bakın şimdi bir şey söyleyebilir miyim Esra? Sen de kimi gördün biliyor musun? Şöyle kimi? Bir baktım alıcı gözle. Kayınvalide mi? Onun kocası da kaptan. Benim kayınvalidem de yapamıyor. O da yapamıyor. Doğru. Doğru ama. O da yiyici, bu da yiyici. Yapıcı değil. O yarışıyor ama ben yarışmıyorum. Ben seni bulmaya geldim. Aileyi kıtamazsın. Tamam. Seneler sonra gelininle buraya gel çok başarılı olursun. Ama benim gibi bir güzelliği bulmam da çok zor. Güzelliği. Evet. Vaa kendini övüyorsun yani. Hem dilime hem yüzüme. Ya vaa. Azıcık balık etliyim o kadar. Boy yok, boy yok, boy yok aşkım. Bak 15 santim tak giydim uzadım. Artık Esra'yla yemek tartışamıyorum çünkü ortada bir yemek yok. Bravo. Hanımlar. Çok enteresan bir haftanın içindeyiz. Yarınki finali iple çekiyorum. Gerçekten söylüyorum. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. Ay gene eksik. Buraya üzücü bir haberle geldim. Nur topu gibi bir eksiğimiz var. Şimdi hazırsanız -2 ceza puan alan gelini açıklıyorum. -2 ceza puan alan gelinimiz Esra, ne yazık ki sensin. Puan yok, eksik yazdım. Hiçbir kayınvalide anlamadım. Sebebi şu, şefin sana verdiği tuz şeker karışımını, yani mayaya, hamura koyman gereken karışımı sen koymadın. İç harcına koyacağın tuza bir de hamurun tuzunu da ekledin. -2. İç harcında maya da var. İç harcında şeker bol var. Yok aslında şeker kayınvalideler anladı böyle bir tatsızlık, bir lezzet, bir şey eksik deyip durdu herkes. Şeker olduğunu düşünmedim. Onun için değil. Nereden evet, geldi? Evet, -2'm buydu. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Finale sadece bir gün kala çeyrek altın kazanan gelin Tuğba! Balıkesir 10. 10. çeyreğimi aldım bu sezon. Balıkesir'e selam. Buyur. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Tuğba'cığım. Teşekkür ederim. Maça sonradan dahil oldum bu hafta. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Hadi gelin. Yarın final.
Mutfak yanıyor. Sakın beni yalnız bırakmayın. Hoşçakalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 23 puan, Melike 16 puan, Elif 13 puan, Esra 5-2-3 puan. Vallahi Tuğba'cığım, bende para var. Benim evimde senin gibi... Senin gibi nasıl gel oluyor? Ay gel, ben onu istemiyorum. Bak kendine gel. 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 Tamam. Çoluk çocuk uğraştırmayın beni. Yeter yeter. Bayağı bir şey var ya. Yoruldum yoruldum. Bıktım artık. Vallahi seni kızına geçeceğim. Vallahi bak bırakın. Sürekli bıdı 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 bıdı. Yapma aşkım. Aa, doğar. Gerçek Çiğdem Hanım. Ya ne oluyor bugün ya? Çıldıracağım artık. Ne oluyor? Ama ben de üzüldüm ya Çiğdem teyzeye. Tatlı kadındı. Neyse aramızdan bir kişi daha elendi.